bugün, dünden iyi yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşillerde var arayıp bulana. Dünya sanki sırtımda, sanki herkes karşımda. Yoruldum bu yaşımda. Anne, ne olur konuş benimle, en azından rüyamda vesile tutunmama. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşillerde var arayıp bulana. Çocuklar, anlamadınız galiba. Çantayı diyorum. Bir an önce verin, biz gidelim. Verelim tabii, vermesine de. Çanta bizde yok ki, nasıl verelim? Ne demek sizde yok? Nerede peki? Kardeşim. Kardeşim alıp gitmiş. Nasıl ya? Çalmış mı? Biz de yeni öğrendik çantanın olmadığını. Yani bizim de haberimiz yoktu. Gitmiş. Nasıl olur bu ya? Yani kardeşiniz bu kadının bütün parasını aldı gitti, öyle mi? Ne diyeceksiniz şimdi siz bu kadına? Vallahi biz de bilmiyoruz ne diyeceğiz ama... ya kardeşimi bulacağız ya da borcumuzu bir şekilde ödeyeceğiz. Ama öderiz. Merak etmeyin. Ay yeter. Bir çantadır tutturduğunuz gidiyor. Oğlum, ne var bu çantanın içinde? Rahat bıraksana sen şu çocukları. Cüneyt, sen bu adama yol ver, gitsin oğlum. Nurhan, sen de bundan sonra her önüne gelene kapıyı açma be kızım. Allah Allah. E gitsene, ne duruyorsun sen burada? Aa. Tamam. Kuzen. Ha. Sen Sevgi teyzeye bir çay koy. Biz de bir dışarıda konuşalım mı? Tamam, tabii konuşalım. Sevgi teyzem, o zaman ben bir çay koyayım sana. Mahmut. Bütün mahalle seni konuşuyor. Sesin çok güzelmiş. E bana da bir türkü söylesene oğlum. Hadi. Ha? Öyle miymiş? Ne yapayım, söyleyeyim o zaman. Geliyorum. Ya ne demek almış gitmiş, biz bilmiyoruz. Sizin kardeşiniz değil mi bu? Nereye gittiğini nasıl bilmezsiniz? Sadece benim kardeşim. Analarımız bir. Anneleri şirketleriyle alakalı bir problemden dolayı şu anda cezaevinde. Kardeşi de işte, demek ki bir anlık umutsuzluğa kapılıp böyle bir yanlış yapmış, bilmiyoruz. İyi de hırsızlık bu. Polise ihbar edelim, yakalansın kardeşin de cezasını çeksin. Hayır hayır, öyle bir şey gerek yok. Kaybolan para benim borcum, ben ödeyeceğim. Nasıl? Bu halinizle nasıl ödeyeceksiniz? Bilmiyorum ama biz kimsenin emanete hıyanet edecek çocuklar değiliz. Bir şekilde ödeyeceğiz. Ne kadar vardı çantanın içinde? 560 bin lirası vardı. Sattığı evin parası. Allah kahretsin. Tüm varlığı o. Öderiz. Artık nasıl yapacağız bilmiyorum ama yemeyeceğiz, içmeyeceğiz, bir şekilde ödeyeceğiz. Ama ödeyeceğiz. Sen telefonunu versene bana, numaramı kaydedin. Bakın çocuklar. Ben Sevgi teyzenin 20 yıllık komşusuyum. Kimsesi olmadığından biz ilgileniyoruz. İsmail diye kaydettim. İstediğin zaman ara beni, tamam? Tamamdır abi. Hadi kolay gelsin. Allah'ım ya. Harika, nasıl yaparsın böyle bir şey ya? Ömer, 560 bin çok büyük para. Pardon ama nasıl ödeyeceğiz biz bunu? Bilmiyorum. Ama dediğim gibi,
azar azar ödeyeceğiz işte. Acaba Harika'yı bulup bir şekilde çantaya ulaşma şansımız var mıdır? Gerçi telefonu da kapalı ama. Geçti o iş, geçti. Harika istemediği sürece biz ona ulaşamayız da. Ömer, rüyamızda bile göremeyeceğimiz kadar büyük bir rakamda borcumuz var şu an. Bir de içeride bizi Cüneyt ve Nuran sanan bir Sevgi teyzemiz var. Ben gideyim Sunan Hanım'la görüşeyim. Siz içeride kalın. Döndüğümüzde de artık bakarız ne yapacağımızı. Tamam, git görürsün sen. Ben içerideyim. Tamam. Çıldırdın mı ya? Ha? Sen kimsin dedim ya. Sen kimsin? Yaşın kaç ya senin dedim. Kaç yaşındasın ya sen dedim. Ben bugüne bugün kitlere şarkı söyleyen bir sanatçıyım dedim ya. Ben bir bireyim dedim ya. Sen kimsin? Hayırdır ya dedim. Oğulcan abim Sevgi teyze yanlarını anlatıyor. Şu an bir konserinde ve büyük bir kavga çıkmış. Bir konserinde. He kuzucuğum. Ya Sevgi teyzem sağ olsun. Nereden duyduysa vallahi ben de şaşırdım. Ünlü bir şarkıcı olduğumu öğrenmiş de. İşte turne anılarımdan böyle birkaç tanesini anlatıyordum. Sana bir şey diyeyim, Allah'tan kafa gidiyor ya. Kafa gitmese sıkıntı. Bak sana bir şey diyeyim, saçımızı böyle elini alır keser, elimize verirdi. Hani hem kel hem nezarette olurduk. Oğulcan tamam, kadının kafa gidik. Çantayı da unutmuş ama bu ona borçlu olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor. Ayrıca çantada tam 560 bin lira varmış. Ne? Ne diyor? Nurhancığım, hadi Mahmut söylesin, sen de oyna biraz. Keyfimiz yerine gelsin. Değil mi güzel kızım? Evet, evet. Başlıyorum ben. Ya Uçan saçmalama, ne o kadına dalga geçermiş gibi. Kızım ne dalgası ya, ne dalgası? Ben teyzenin hayal dünyasına eşlik ediyorum. O kadar başka hiçbir şey yapmıyor. Nurhancığım hadi başlayalım biz. Konserde öyle yapıyorum. Erik dalı gevrektir, erik dalı gevrektir. Amanın basma. Nasıl giriyorsunuz? Erik dalı. Oğulcan tamam. Kızım pantolon mu ya, ne yapıyorsun? Erik dalı gevrektir. Oğulcan. Ay Akif, imza yetkisini bize geri verdiğince nasıl gerim gerim gerildi ya? Ya biz nasıl halledeceğiz bu işine boş? Hı? Vallahi hiç bilmiyorum şekerim. Ama o kadar çok korkuyorum ki. Ya Akif bu. Kim bilir bizim başımıza nasıl bir çorap örecek? Ay sonumuz inşallah Suzan'ınkine benzemez bak. Ay sus ayol. Aman Allah korusun. Ya ben dün gece düşündüm esasında biraz. Biz bu Akif'e imza yetkisini bırakıyorum diye bir belge imzalatsak. Kurtaramaz mıyız kendimizi ya? Ha? Kurtarız, kurtarız tabii. Kurtarız aslında ama yani bir puntuna getirmek lazım. Nasıl imzalatacağız ki? E aynen bana yaptığı gibi işte. Yani başka bir şey imzaladığını sanıp o belgeyi arada imzalayacak. Hem böylelikle krem şirketinin üzerine yaptığı bütün mallara da biz sahip olacağız. Ay aman, aman batsın onun malları. İstemez. O bizden uzak olsun, başımıza bela açmasın, bana yeter. Ha yeter, yetmesine. Yeter canım da. Yani bütün o malların üzerinde benim rahmetli kocamın emeği var. Ne boşcum. Yani bir yerde onların hepsi benim oğlumun istikbali. Doğru diyorsun aslında. Yani çocuklarımızın geleceği için hiçbirinden vazgeçmememiz gerek. Aynen öyle. Baksana ya şuraya. Holding, okul, arabalar, evler. Oho! Hayır yani biz niye bütün bu malları o kötü kalpliye yedirelim ki? Nasıl imzalatsak ki acaba? Yani böyle öyle bir şey bulmalıyız ki önüne koyduğumuzda hiç okumasın. Böyle bir çırpıda imzalayacağı bir şey olması lazım. Doğru söylüyorsun. Ya şey mi yapsak acaba ya? Hani kargo geldiğinde teslim almak için imza atıyoruz ya. Ha? Altına o belgeyi mi koysak? Araya da bir karbon kağıdı falan. Olur. Bak vallahi olur bu. Nasıl götüreceğiz? Vallahi ben götüremem. Akif beni çok iyi tanıyor. Bak benim gözümün içinden anlar yalan söylediğimi. Sen versen ha? Kargo gelmiş diye. Ay yok.
Ben de kesin bir açık falan veririm yani, belli ederim. Diyorsun ha? E peki kime yaptıracağız biz şimdi bunu? Kahveler de hazır. Ben bu kahve işinde bir efsaneyim hanımlar. Anında gördüğünüz gibi köpüklü köpüklü. Fallar da benden. Şengül. Kimin imzalatacağı konusunda fikrim var galiba. Bakacağım dedim ya falınıza, ne bu ısrar istek? Rahat olun hanımlar. Elli lira ödeyerek, yüz lira ödeyerek borç mu biter ya? Biter biter de Sevgi teyzenin ömrü yeter mi onu bilmiyorum. Yani bu şekilde ancak 40 yıl falan sürer. Farkının bizi içine düşürdüğü duruma bak ya. Sana bir şey diyeyim, ilk defa bu yaptığını ben bile savunamıyorum he. Sen düşün. Bizim şu an hepimizin deli gibi çalışması gerekiyor. Biz kiramızı çıkaralım, karnımızı doyuralım derken bir de borç ödeyeceğiz. Yani yine de teyzenin farkında olmamasına seviniyorum ben. Fark etmez olacağım. Yani farkında olsa da olmasa da ödeyeceğiz. Ya kızım sen niye dışarı kalıyorsun? Ben o yüzden mi söyledim? Ya en azından başımızın etini yemiyor böyle param nerede, param nerede diye. Anca böyle Nurhan'cığım, Mahmut'cum diyor. Anladım. Benim de Gonca ablayı aramam lazım ya. Bana bir iş pastasın artık, bir kendimi hatırlatayım. Ben de Ömer'le bize bir iş bakayım. Mahallede yeni bir inşaat var, oraya bir gideyim. Bir şey satalım desek, satacak bir şey de yok. Çok fakiriz ya, çok fakiriz. Nasıl? Sevgi teyze mi? Acaba çantayı mı fark etti, ne yaptı? Bilmiyorum. Ama fark ettiyse de özür dileriz yani. Halledeceğiz falan deriz yani. Nurhan'cığım, seni bu hafta sonu mu geleceklerdi istemeye? Ne? Evet, bu hafta sonu istemeye gelecekler. Tabii tabii, heyecan Doruk'ta. Aa bak, Doruk'ta deyince nasıl da böyle kafiyeli oldu, gördün mü? Senin kısmetin Doruk, yapacak bir şey yok. Benimki kim acaba? Hadi o zaman. Mahmut'la bana böyle bir köpüklü kahve yap da sana da isteme için antrenman olsun. Hadi güzel kızım, hadi. Hadi yap kız. Olcan, evde kahve mi var? Nasıl yapayım? Çok fakiriz ya. Allah. Dur ben düzelteceğim. Teyzem, acaba ben diyorum, nişanda şarkı mı söylesem, dans mı etsem? Şarkı söyle, şarkı. Şarkı söyleyeyim, repertuarıma bakmam lazım tabii. Bak ne yapacağım, öyle. Tamam, şimdi ben diyeceğim ki, bu zarflar geldi. Bunları alabilmeniz için teslimatınıza dair buraya imza atacağınız diyeceğim, değil mi? Aynen. Aynen öyle şekerim. Bak, tam şuraya imzalayacak. Orada ismi yazıyor zaten. Yalnız Şengül, bak bütün belgeleri imzalatman gerekiyor. Ay yok, ben yoruldum. Ay burada ne kadar çok belge varmış. Aman sen at imzanı falan der, sakın diyeyim bak. Ya inşallah becerebilirim. Vallahi yüzünüzü kara çıkarmayayım da. Yok yok yok, becerirsin. Hiç öyle düşünme, kötü düşünme. Sen sonuca odaklan. Bak sonunda bunun karşılığını çok güzel alacaksın Şengül, tamam mı? Hı. Hı. İyi o zaman. Tamamdır. Hadi bakalım. Allah utandırmasın. Hadi inşallah. Hadi, hadi bakalım. Yapacağım ben bu işi. İnşallah becerir. İnşallah becerir şu Şengül de. Kurtuluruz şu adamdan ya. Vallahi kurtuluruz yani. Becerir, becerir. Tek misin? Yok. Bütün mahalle toplanıp geldik. Şaka şaka. Girişim.
Eğer bu sefer de arkandan 4-5 tane alacaklı gelirse vallahi billahi gözünün yaşına bakmam. Derim ki muhatabınız bu. Parayı pulu bundan alacaksınız derim. Kaçarım giderim yeter ya. Aşk olsun Akif Bey, olur mu öyle şey ya? Geçen iki tane adam sizi sordu. Dedim Akif Bey kim ya dedim. Ben tanımıyorum öyle birini dedim. Yok öyle biri burada dedim. Yolladım hepsini. Allah Allah. Ha. Aferin. Vallahi. Ha, size postalar gelmiş de onları imzalatacaktım. Getir. Getir imzalayayım getir. Yaz bir. Tükenmez galip tükenmiş. Evet. Bu nedir ya? Ya 3 tane zarf için bir tomar kağıt israf ya. İsraf günah ya. Hakikaten öyle. Vallahi israf ya. Hayırdır? Senin yüzün bir değişti. Ne oldu? Kesilen ağaçlara mı üzüldün Çengülen? Ha, ben bir onlara bir üzüldüm böyle bir. Vallahi ben seni çözemiyorum ya. Bir bilmece gibisin, çözemedim ben seni Şengülen. Yazıyor. Bir dakika ya. Ben bunu imzalayamam. Niye? Çünkü ben bunları imzalarsam burada olduğum belli olur. E burada olduğum belli olursa ne olur? Alacaklar hop tepeme. Olmaz. Sen gerekirse onları tekrar kargoya ver. Ben burada yokum. Ben yokum yani. Gel lan! Bu ne? Şengül Hanım. Bunlar ne? Sen bana nasıl bir oyun oynuyorsun? Hı? Sen bana nasıl bir kurban oluyorsun? Kime çalışıyorsun sen Şengül Hanım? Sen kimin adamısın? Çok mu sürdü ya? Niye hala gelmedi ki bu kadın? Ay bilmiyorum. Ay inşallah yakalanmamıştır. İnşallah öyle bir şey olmamıştır. Of. Nerede kaldı ya? Ha! Ya siz boyunuza posunuza bakmadan beni mi çarpacaksınız ya? Ha? Bir de yanınıza o Şengül'ü alıp beni kandırmaya mı çalışıyorsunuz siz? Aa! Akif ne diyorsun? Ne Şengül çarpma ben anlamadım hiçbir şey. Sen anladın mı? Ay, bilmem ki. Ben anlamadım Akif ne diyorsun? Allah. Ya siz daha yalan söyleyemiyorsunuz. Bir de beni mi kandıracaksınız? Benimle uğraşmayın. Bu şirketin imza yetkisi de satın alım yetkisi de bende kalacak. Ben işlerime oradan devam edeceğim. Siz de kremle mi uğraşıyorsunuz? Antin kuntin neyle uğraşıyorsanız onunla uğraşmaya devam edin ama sakın. Sakın benimle uğraşmayın. Bakın size son kez söylüyorum zaten canım burnumda. İkinizi de mahvederim. Aa. Ulan isteseler bir yönetim kurulu kararıyla imza etkisini elinde alabiliyorlar ama işte Allah'tan kafaları basmıyor. Lan sizin kafanızdaki 40 tane tilki benim kafamdaki bir topal tavşanı yakalayabilir mi? Akif Bey. Ne oldu Ömer? Hayırdır? Ne işin var burada? Acil konuşmamız lazım. Müsait misiniz? Bak Ömer, yine Suzan Hanım ne zaman çıkacak? Suzan Hanım çıkacak mı gibi şeyler soracaksan bezdim. Vallahi bezdim ya. Çalışıyorum üstünde oğlum, Allah Allah. Bu sefer harikayla ilgili. Ya Suzan Hanım'la benim acil görüşmem lazım. Avukatınız bir şey ayarlayabilir mi bana? Ayarlarız ya. Konuşurum, avukatla ayarlar. Bir şey de sen şimdi harika deyince de ben bir ürkmedim değil yani. Hayırdır? Bu sefer olay ne?
Kızcığım hoş geldin ya. Hoş bulduk sana. Nasılsın, iyi misin oğlum? Çok sevindim geleceğini öğrendiğimde. Çok da heyecanlandım. İyi ki geldin. Ben iyi bir haber vermek için gelmedim aslında. Ama bilmeniz lazım. Ne oldu? Birine bir şey mi oldu yoksa? Harika bir şey mi oldu? Yok, olmadı. Ama harika gitti Suhan Hanım. Ne demek gitti? Nasıl yani gitti? Biliyorsunuz bizde kalıyordu. İşte görüşten döndükten sonra bir mektup bırakmış. Mektupta hepimize veda ediyor. Sonra da basmış gitmiş işte. Ay, nasıl gidebilir ki yani? Nasıl olabilir böyle bir şey? Parası var mıydı ki? Nereye gidebilir bu kız? İşte orası da başka bir sıkıntı. Bizde kalan bir teyze vardı. Onun bütün biriktirdiği parayı almış gitmiş. Ben o parayı bulacağım sana. Ben getireceğim. Çıkaracağım seni buradan. Kızım, sen nereden bulacaksın o kadar parayı? Sen sadece bana güven. Getireceğim, çıkaracağım seni, tamam mı? Anne, ben gidiyorum. Seni çok seviyorum. Sakın bunu unutma, tamam mı? Kendine çok dikkat et. Beni merak etme, ben çok iyiyim. Daha da iyi olacağım. Buraya geldi, veda etti bana. Ben kızıma sahip çıkamadım. Her şey benim yüzümden. Suhan Hanım, sizinle bir alakası yok. Kendi isteyip bastı gitti işte. Sizin bir suçunuz yok burada. Ben o Akif'le evlenip onun oyunlarına kanmasaydım bütün bunların hepsi başımıza gelmeyecekti. Ama siz de bunların olmasını istemezdiniz ki zaten. Şu halinize bakın Suhan Hanım, siz hapistesiniz, ne yapabilirsiniz? Nereye gider çocuğum, nereye gider? Bir başına nereye gidebilir? Nasıl sahip çıkamadım evladım? Arkadaş, Harika'nın bu hikayeyi terk etmesi herkes için hayırlı da... işte anasına nasıl söyleyeceğim? Kuzguna yavrusu anka görünüyor ya. Perişan olacak kadın. Söyledin mi? Söyledim. Perişan oldu tabii. Yıkıldık adam. Haklı. Suhan Hanım'ı kurtarmak için niye bir şey yapmıyorsunuz Akif Bey? Nereden biliyorsun ya? Bir şey yapmadığımı nereden biliyorsun? Uğraşıyorum, didiniyorum, çabalıyorum. Ya bir müsaade edin bana ya. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bir çıkış yolunuz var yani. Lan. Benim adım Akif Atak. Benim her zaman bir planım vardır. Bak, bazı taşınmaz mallarım var. Satabildiğimi satmaya çalışacağım. Oradan kazandığım parayla da Suzan'ı hapisten çıkaracağım. Oğlum bak, senin annense benim de karımla. Biz daha balayı yaşayamadık ya. Haklısınız Akif Bey, ne diyeyim?
İnşallah işe yarardı. Çıkarır Susan. Koca okulda %100 burslu, %100 hak eden tek çocuk bu ya. Demek ki bu kadını hiç yalnız bırakmayacağız böyle kafasını esip gideceksen. Öyle sisterim. Vallahi kadının çantasını kaybettik, durduk yere kendisini de kaybetmeyelim. Asiye, Gonca ile konuştun mu? Yeni bir iş falan buldun mu? Bir iş yokmuş ya. Ama acıdı halime. Eğer bir iş olursa sana paslarım dedi. Olcan sana anlattı mı şu boş işini? Anlattı, anlattı. Ben söyleyeyim, biz bütün mahalleyi toplasak 3-5 yılda toplayamayız o parayı. Evet, doğru. Sen iş bulabildin mi? Buldum. Moloz işi vardı. Onu buldum işte. Ömer geldi. Ömer, ne oldu? Ne dedi Suzan Hanım? Çok kötü oldu değil mi? Evet, bayağı kötü oldu. Onu daha önce hiç böyle görmemiştim. Yazık ya. Moloz işi buldum. Harbi mi? Nereden çıktı o? Ya yeni bir inşaat vardı. Ya gittim adamla konuştum işte. Artık 50-70 ne verirlerse. Eyvallah lan, iyi düşünmüşsün. Ben yokken teyze bir yere gitmedi değil mi? Yok, gitmedi de bir şey soracağım. O niye hala sizde kalıyor? Komşusu geldiğinde niye götürmedi eve? Eve barkı yok ki kadının. Kocası ölünce satmış her şeyi. İşte o komşusunda kalıyormuş bir süredir. Şimdi de size yerleşti. Çok acayip gerçekten. Kendinize bile zor bakarken ne bileyim şimdi. Olsun ya. İki lokma fazla bize bir zarar vermez. Hem şimdi git dersek kadına da yani parasına çökmüş gibi oluruz. Zaten o komşusu da bize numarasını verdi. Bir sorun olursa onu ararız artık. Aynen öyle. Şimdilik kalsın istediği kadar. Bence hayatımıza renk kattı. Ben size söyleyeyim. Ben sevdim yani. Renk ve 560 bin lira. Onu takmasaydı iyiydi. Yalnız onu Sevgi teyze katmadı. Harika kattı. Kardeşim. Epey şimdi bu teyze hep kümeste mi kalacakmış? Hep değil de herhalde canı sıkılana kadar. Hayda. Vallahi bu çocukların işine benim aklım ermiyor. Kendilerine bakacak güçleri yok. Abi de geldi, teyze yerleşti. Aman anne boş ver ya, anlama. Ne oldu, harikadan bir ses var mı? Ömer de şikayetçi olmak istemiyormuş. Yani kardeşi en nihayetinde böyle hırsızlıktan hapis yatsın istemiyor. O sarı çıyanı ilk gördüğüm günden beri gözüm hiç tutmadı. Oğulcan da fandırfulum, fandırfulum diye kızın peşinde. Allah korudu vallahi. Fandırfulum? Her neyse işte o dediğinde. Anasını da bırakmış, cezaevine kaçmış gitmiş. Kız siz de yapmazsınız böyle bir şey değil mi? Bırakmazsınız be buralarda. Yani... parasızken mi? 560 binimiz olursa mı? Ha yani parayı bulsan beni bırakacaksın Aybüke Hanım. Ya şaka yapıyorum, şaka şaka. Sen bizim canımızsın. Hem bizim aşkımız pazara kadar değil, mezara kadar. Korkma. Aferin kızım. Çok güzel yetiştirmişim ben seni. 560 bin de az para değilmiş ha. Değil vallahi. Neler yapılır. Evet gençler. Anlaştığımız gibi bu çuvalların hepsini aşağıdaki kamyona taşıyorsunuz. 60 liranızı alıyorsunuz. İyi, burada çok bir şey yok abi. Hallederiz. Değil mi kuzen? Hallederiz, hallederiz tabii. İyi o halde. Yarın da yeni bir binanın temizliği var. Vaktiniz varsa gelin. Oradan da günde bir 150 lira yövmeğinizi alırsınız. Olur abi, uyar bize. O zaman size kolay gelsin. Sağ ol abi. Senin niye yüzün düştü lan? Sen ayarlamadın mı bu işi bize? Oğlum ben ayarladım. Ayarladım da yani bu kadar molozu görünce o para bana çok az geldi gibi. Dur bakayım. Oğlum bak sana bir şey diyeyim mi? Belimiz çıkar ha bunları taşırsak. Yapacak bir şey yok oğlum, taşıyacağız. Hem bak tanışmış olduk, yarın da 100 kağıdımızı alacağız. Hadi, hadi. Dur dur, titriyorum. Asiye arıyor. Ver bakayım. Dur konuşur mu? Ben ver. Alo. Hani Gonca abla bu akşam acil bir iş var demişti ya. Ben de onun çıktım evden. Daha minibüste binemeden iş iptal oldu haberi geldi. Yani geri dönüyorum.
Yapma ya. Ya evet, çok üzüldüm. Bir de Sabah teyzeyi de boşuna çağırmış oldum bizimkilerin başına dursunlar diye. Tamam fıstığım, üzülme yani. Başka iş gelir. Ya nasıl üzülmeyeyim Ömer ya? Zaten Gonca abla 40 yılda bir iş paslıyor. O da olmadı işte, eve yine elim boş dönüyorum. Ya tamam da fıstığım, üzülsen de bir şey değişmeyecek. Sıkma kendini. Haklısın da. Neyse, sonra konuşuruz ya. Kolay gelsin. Asiye? Görmedim, kusura bakmayın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Önemli değil tatlım. Canın sıkın gibi sanki. Bir şey mi oldu? Yok ya, bir şey yok. Bak, biz çok yakın olmayabiliriz ama sana yardım etmek isterim. Yani bir derdin varsa eğer. Bir şey mi oldu? Yani derdim değil de işe doğru gidiyordum. Bir anda yolda iptal oldu. Öyle canım sıkkın biraz. Aa, sen iş mi arıyorsun? Ya okuldan arta kalan zaman için. Aa, ben de eleman arıyorum. Öyle mi? Evet, işte servis yapacak, bana yardım edecek birine ihtiyacım var benim. Senin nasıl haberin olmaz bundan? Vallahi ben duymamıştım. Bak, tamam o zaman şöyle yapalım. Benimle, yani benimle ve amcanla bu lokantada çalışmak ister misin? Biraz dinlensin. Oğlum. Ha, öldüm ben, bittim ha. Ömer'im, sen de hal kaldıysa beni de sıklayıp eve atsana. Ağlama oğlum ya, sıkıntısı işte. Mafyası da yok. Ses gel, ses kalk. Bunlar da yeni çıktı. Belinize kuvvet. Sağ ol abi. Orhan'cığım, bak sana kimi getirdi. Asiye, hoş geldin benim güzel kızım. Hoş buldum amca. Oy, kurban olurum. Bu ne güzel sürpriz ya. Hadi gel otur, bir şeyler ye. Hadi gel. Yok amca, ben bir şey istemiyorum ya, sağ ol. Olmaz ama bak, 40 yılda bir görüyorum yüzünü. Onda da oturup bir şey yiyeceksin ya da içeceksin. Hadi. Belki artık tahminden daha çok görebilirsin. Allah Allah, nasıl yani? Gönül Hanım bana iş teklif etti. Ben de kabul ettim. Bir dakika, bir dakika. Bir şartla. Gönül Hanım değil, Gönül abla dersen eğer. Gönül abla bana iş teklif etti. Ben de artık burada çalışıyorum. Ya bu ne kadar güzel bir haber böyle ya. Ya çok sevindim, çok. Gönül sağ ol, sağ ol, var ol. Çok iyi düşünmüşsün. Rica ederim Orhan'cığım. Senin yeğenlerin benim de yeğenlerim sayılır. Neyse, hadi üstünü çıkar. Amcan sana etrafı göstersin. Ne nerede öğrenirsin. Yarın da rahat rahat başlarsın. Ya bana da böyle sürpriz yaptın ya, alacağın olsun seni. Hadi. Orhan'cığım, etkilemek bu kadar kolay işte. Sökük. Puan toplamaya devam. Aferin, iyi iş çıkardınız çocuklar. Son kalanları da kamyona koyarsınız. Bir daha yukarı çıkmanıza gerek yok. Yeni bina için yarın haberleşiriz. Ben size konum atarım. Tamamdır abi. Size iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Yarın bakalım nasıl bir manzarayla karşılaşacağız. Çocuklar, acaba diyorum bak, ellerin çok pis. Ne desek, ne yapsak böyle, ağzınızda mı toplasanız? Kesin böyle bir şey der ha. Yorulduk ama değdi ha. Bunu bulamayanlar da var oğlum, çok şükür. Nasıl öyle? Hadi yüklen. Şu dağ ağrı gibi sen onu topla falan. Tamam, bunu al hadi. Ayaklarım ne biçim ağrıyor ya. Lan bu. Bugün okul yoktu diye göremedim tatlımı. Özledim, aradım. Arayamaz mıyım yani? Hayır, arayabilirsin de. En son yarım saat önce konuştuk. Senin haberin var değil mi bundan? O yarım saat içinde aramamak için kaç kere durdurdum kendimi?
Senin ondan haberin var mı peki? Ha. Yani buna da şükür diyorsun. Yani. Neyse. Çalışabildin mi bakayım, sınava hazır mısın? Yok vallahi tatlım ya. Hiç hazır değilim. Yarın beni okulda biraz çalıştırır mısın? Derse odaklanacaksan evet. Ama odaklanmayıp benimle yaz tatil ayarları kuracaksan hayır. Onu çünkü kendi kendine de yapabilirsin. Ne yapayım ama ya? Baş başa o kadar az vakit geçirince öyle oluyor işte. Gördüğüm zaman hayallere dalıp gidiyorum. Berk bak yine başladın tatlışlıklara, kaparım ha. Tamam. Güzel sözler yok, tamam. Benim canım vahşi sevgilim. Bir daha söyle bakayım. Canım manyak sevgilim benim. Hayır sen. Neyse annem çağırıyor, hadi kapıyorum. Tamamdır tatlım. Öpüyorum çok. Ama öp. Devam etsen böyle. Yani hiç annenin lafını dinleme oğlum. Aferin sana. Ya sen de dinlenecek bir söz söylemiyorsun ki be anneciğim. Aybike'den vazgeç diyorsun. Kabul edilebilir bir teklif değil yani. Yani bu kadar kıymetli, bu kadar değerli bir kız bu senin için. Öyle mi? Hani anneni karşına alacak, onu kıracak kadar önemli. Annemi karşıma alacak kadar demeyelim de... Annemin de çok sevmesini isteyecek kadar diyelim biz ona. Aman yok Berk'cim, yok. Ay hiç bize göre bir kız değil oğlum o. Aa. Bize göre derken? Evet, bize göre değil. Bana uygun olması yeterli bence anneciğim. Ama neyse. Lise aşkı sonuçta. Ya eninde sonunda geçecek. Benim de telaşlanmama gerek kalmayacak. Aa, kim ki bu saatte? Bilmem kim olabilir ki. Allah Allah. Buyurun. Sağ ol kızım. Akif, ne işin var senin burada bu saatte? Ya aslında telefonda da söyleyebilirdim. Hatta şirkette de konuşabilirdik ama çok önemli bir konu var. Yarın çok önemli bir konuk gelecek okula. Çok önemli bir görüşme yapacağız. Lütfen yoluma taş koyma. Senden rica etmek için ta evine kadar geldim, bu. Bir dakika, anlamadım ben ya. Ne randevusu var ki yarın? Kim geliyor okula? Ben okul satıyorum. Yani bir tane alıcı buldum. Ciddi de bir alıcı. Yarın işte okula gelecek, bakacak, anlaşırsak satacağız, bu. Nasıl yani ya? Okulu mu satıyorsunuz siz? Bilmiyor musun? Ben iflas ettim. Battım ben. Söylemedim kanka. Oğlum evladım bana 500 lira borç vermeye kalktı, bana Akif Atakul'a. Okulu satıyorum he. Var mı başka bir fikrin? Yani başka bir fikrim yok. Ama siz bu kadar borcu yaparken de bir fikrim yoktu. Şimdi de çıkmaya debelenirken de olmaması normal herhalde. Öyle değil mi? Akif amcacığım. Bu yeni nesil niye böyle? Sürekli bir laf sokmak. Doruk desen ayrı, maşallah. Belki de hiç eksik kalır yanı yok. Ayrıca da gıcıkken aynı sana benziyor, farkında mısın? Gurur duyarım Akif'ciğim. Vallahi umurumda değil. Ne duyarsan duy. Senden tek bir ricam var. Ne olur yarın yoluma taş koyma. Ben şu okulu satayım. O paraya benim ihtiyacım var çünkü. Okulu satıp o parayla ne yapacaksın Akif? Bizim hakkımız olan parayı bizden çalıp nerede yiyeceksin? Çok merak ediyorum. Karımı çıkaracağım hapisten. Bak, Suzan'ın hapisten çıkması için bazı borçlarımı ödemem gerekiyor. Onun için de bu paraya ihtiyacım var Ayla. Bak, yarın ben bu alışverişi yaparken okulda bir arıza çıkarma. Ne olur. Hadi. Hayra karşı. Okulu satacağım diyor. Okulu satacağım diyor. Şaka gibi. Gerçekten çok acayip olay. Neyse amca, ben de kalkayım da artık Sebahat teyze de evine gitsin.
Ya o yaşlı kadın daha ne kadar kalacakmış ki evde, belli mi bari? Yok değil. Zaten onun evi falan da yokmuş. Kocası öldükten sonra bütün her şeyini satmış. Yani bir süre bizde de bir zaman sonra artık çaresine bakacağız. Üstümü de giyeyim bir. Gel. Gel bakalım. Sağ ol amca. Asiye'cim. Canım, yarın sana kaç uyuyorsa o saatte gel, olur mu? Hatta ödevin varsa onları bitir, öyle gel. Okulunu ihmal etme. Biz idare ederiz burada. Tamam, teşekkür ederim. Ha, bu arada cebine çifte kavrulmuş lokum koydum. Geçen gün geldiğinde Emel çok sevmişti. Ona verirsin. Aa, cebim? Yani söküktü. Ben de dikeyim dedim. Öyle gezmeni istemedim. Ya nerede bu minibüs, anlamadım ki. Vallahi sabah 4'e kadar çalıştık, şimdi kaçırırsak harbiden canım sıkılır ha. Abartma Ömer'im sen de. Ya dershanenin deneme sınavı bu. Üniversite sınavı değil ya oğlum. Ya Ömer için fark etmiyor ki. Onun girdiği her sınavı onun için derece yapmaya aday. Kızım sen niye böyle incecik çıktın? Nerede senin montun? Ya bu kadar yağacağını bilemedim baba ya. Baba. Minibüse binerken montu takıldı kapıya, boydan boya yırtıldı, söylemeyi utanıyor. Asiye! Anne! Ah Asiye ha. Kızım! Ay kızım, montunu unutmuşsun. Üşürsün böyle. Gel, giy hemen. Ah yavrum, üstün çok ince. Benim kızım dün montunu yırtmış da ondan giyememiş annesi. Hani, neresi? Evet. Neresi? Ana, boydan boya yırtıktı bu. Yok. Evet, yırtık değil. O zaman dün gece bizim eve bir dikiş perisi geldi. Gece 4'te. O perinin adı bence Hatice Sultan. Aman, perinin zamanı mı olurmuş canım? Kim gelmişse gelmiş işte. Ya anne, sen gece 4'te oturup benim montumu mu diktin ya? Ben haberim bile, fark etmedim bile. Oy kızım benim, anneler fark eder. Nerede ne var hisseder, bilir. Montunun söküğünü de görür, kalbinin kırığını da. Elinden ne gelirse de hemen yapar. Anneler için saat falan yok kuzum benim. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Oh, neş kokulu. Amin. Güzel çocuklarım, oy kuzum. Güzellik. İstanbul için. Teşekkür ederim. Asiye, ne oldu kızım? Ne oldu, bir yüzün düştü, bir şey mi oldu? Ben bilmeden yanlış bir şey mi yaptım? Yok hayır, bir an aklıma annem geldi de yani annemi hatırlattınız. Bir kötü oldum. Güzel kız. Anneciğinin mekanı cennet olsun. Ne güzel bir kadındı, demek ki sizin gibi böyle güzel evlatlar yetiştirdi. Ya öyleydi vallahi, öyleydi. Allah rahmet etsin gani gani. Neyse ben gideyim artık, daha fazla geç kalmayayım. Ha bir dakika dur, ay unutuyordum. Bu senin. İyi de ben daha hiç çalışmadım ki. Olsun, avans bu. Herhangi bir iş yeri seni görüp de ay ne kadar akıllı, ne kadar çalışkan bir eleman diye seni elimden kapmasın diye. Bağlama niteliğinde yani. Vallahi patron o. O ne derse o oluyor burada. Ha, anladım, tamam o zaman. Teşekkür ederim, maaşımdan düşer o zaman. Tabii ki, hiç merak etme. Görüşürüz. Görüşürüz. Evdekilere selam söyle. Tamam. Allah'ım ne kadar tatlı bir kız bu ya. Gönül sen ne kadar iyi yürekli, ne kadar özel bir insansın. Vallahi Allah'a şükrediyorum seni karşıma çıkardığı için. Sen de öyle güzel bir adamsın ki. Her gün, her gece şükrediyorum ben de. Orhan, kendine gel Orhan. Orhan saçmalama.
Bu yaştan sonra aşk meşk işi çıkarma başıma ya. Tövbe tövbe, tövbe tövbe. Tamam. Öyle işte. Analarını da babalarını da peşi sıra kaybetti çocuklar. Sonra da abilerini. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar çocuğum, hoş geldin. Hoş bulduk. O kadar yoruldum ki nasıl geldiğimi hatırlamıyorum. Ellerin hali ne öyle? Ya, moloz taşıdık da çuval kesti. Ah, kıyamam ben sana ya. Dur bakayım, şey, çantamda krem olacaktı. Sürersin bunu, tamam mı? Uyutmaz yoksa seni. Zonklar bütün gece. Sağ ol Sabahat teyze. Sen de kalsın, güzelce sürersin, tamam mı? Sağ ol. Ben de kalkayım artık teyzeciğim. Bana da gelirsiniz, olur mu? Gelirim çocuğum, gelirim. Kaymakam Bey'e çok selam, çok. Kime? Haşmet Bey'e, kime olacak? Beyine. Beyime. Hede, hede, hede. Ha, tamam, tabii. Söylerim. Eşime selam söylerim tabii. Ne oluyor? Arada kafası gidiyor da böyle idare ediyoruz işte. Allah Allah. Bedine genç kafası gitmedi. Ben ne anlattıysam normal normal dinliyordu. Vallahi. İşte arada gidiyor. Ay yazık. Arada gidiyor demek. Eline koluna sağlık Sabahat teyze. Kalkamıyorum, kusura bak. Kalkma çocuğum, kalkma. Hadi kendine iyi bak. Görüşürüz. Sevgi teyze. Bu para senin. Benim mi? Nereden benimmiş? Ben şimdi sana her şeyi tane tane anlatacağım, tamam mı? Buraya ilk geldiğinde yanında para dolu bir çanta vardı. Senin birikmişin. İçinde 560 bin varmış. Sonra benim sarışın bir kardeşim vardı. Hatırlıyor musun onu? Ya da boş ver onu. Çanta benim yüzümden kayboldu. İşte ben de elime para geçtikçe sana borcumu ödeyeceğim. Sonra deftere yazacağım, tamam? Ne saçmalıyorsun sen? Ne parası? Kimin parası? Senin paran Sevgi teyzem. Senin paran. Sen al bunu. Defter onu deneyeyim ben de şimdi. Hoş geldin Asiye. Hoş buldum. Yengemle miydin? Yok, iş görüşmesindeydim. İptal olmuştu annem. Yok, bu başka bir iş. Amcamın lokantasında çalışmaya başladım. Şaka. çok iyi kızım. Evet, çok tesadüfen oldu ya. Günün ablada birini arıyormuş, bir anda aldı beni. Çok sevindim fıstığım ya. Hayırlı olsun. Kutağa bastım. İlk günden ha. İyisin Asiye Eren. Sevgi teyzenin hesabından düşüyorum. Evet, evet. Ha, bu da mı benim? Evet, senin. Kaldı 559 bin 840 TL. Azı gitti, çoğu kaldı. Damlaya damlaya bitiririz inşallah. Bakalım bir daha ne zaman rahat uyuyacağız. Babamın lafıydı. Ya baba, Ali abi baba da beklememiştir, kapatmıştır, gitmiştir ya. Aradım oğlum Ali abine. Ne olursa olsun bekle, geleceğim dedim. Bekliyor adam. Dur bakayım, dur. Ne oldu? Oh. Ya bir an zarfı düşürdüm zannettim de. Hadi yürü yürü. Bütün maaşımı vereceğiz. Ya kirayı ayırdım işte. Geri kalanını vereceğiz. Bu çok değil mi baba ya? Borcu alırken çok değildi de şimdi verirken mi çok oldu? Paran varken borcunu ödeyeceksin. İhtiyaçlar sonra. Sakın bunu unutma. Adamın ihtiyacı vardır yoktur bilemeyiz ki.
Doğru tabii. İnsanları iyilik yaptığına pişman etmeyeceksin. Borcunu aldın, zamanı geldiğinde eline para geçtiğinde ödeyeceksin. Sakın bunu unutma. Aslan babam benim be. Kitap gibi adamsın ha. Ahlak kitabı. İşte siz de öyle yapın. Herkese örnek olun. Vallahi o işe de abim bakıyor ama ben de deniyorum baba. Dene, dene. Akşam yastığa kafanı koydun da rahat uyuyacaksın. Bak borçsuz adamın uykusu harika olur, çok tatlıdır. Bu akşam güzel uyuyacaksın ha. Hem de ne biçim, bebekler gibi. Evvel gibi. Borçsuz adamın uykusu farklıdır, tatlıdır. Bakalım biz ne zaman rahat uyuyacağız. Rahat uyuyabilmek için elimizden geleni yapacağız işte. Cüneyt, o kremden sür oğlum eline. Ne oldu eline? Önemli bir şey değil ya, geçer. Yarın kimya sınavı var değil mi? Evet, çalışabilecek misin? Ben sabaha kadar bakarım. Ama gerçi yarın gece de bina temizliğine gideceğim. Bunda da uyuyamayacağım. Ama mecburum, bir ara çalışacağım yani. Tekrarsız giremem o sınava. Teyzeciğim, uykun geldi mi? Yatalım mı artık? Geldi çocuğum, geldi. Yatalım. Sen de yengemlere gideceksin değil mi? Ne olacağını söyledim. Eşyalarımı alıp geleceğim de. Ömer. Ha? Ben şimdi lokantada çalışmaya başladım ya. Yengem sence bana kızar mı? Kızabilir. Ama ne yapalım? Gönlümüze bin tane iş vardı, onu seçtik sanki. Yapacak bir şey yok. Takılma. Haydi iyi geceler. Öpücük. Oh. Sevgi teyze iyi geceler. Uyan sabah oldu hadi. Ha? Uyan lan. Tam dur lan, kendime geleyim. Ömer. Ha? Oğlum ben çok kötüyüm lan. Bak kollarım bile kaldıracak halim yok ya. Ne yapacağım bilmiyorum. Geçer geçer, abartma. Oğlum nasıl geçer? Üstten 8 saat uyumuşum, geçmemiş. Şimdi mi geçer? Kimya sınavında açılırsın o zaman. Ha? Bir de o var değil mi ya? Oğlum ne yapacağım ben o sınavda? Bak kollarım kaldıracak halim yok benim. Ne baharım? Ömer. Ha. Ya bak ayaklarıma da sanki böyle bir ağırlık çöktü gibi. Acaba ne yapsam? Gitmesem mi okula ben? Vallahi kimyayı tek başıma hallederim diyorsan gelme. Telafi sınavına gelirsin. Sen bilirsin vallahi. Hallederim lan tabii, çözerim ben. Hmm. Yok ya, bir an ben bile inanmadım biliyor musun? Kadırım o ne? Mahkeme kağıdı. Babanla olan boşanma davasının mahkeme kağıdı. İyi misin sen? Sanki bir kötü oldun gibi ha? İyi miyim? Ben gideyim giyineyim. Sen yengemle ilgilen, bayağı kötü olduk. Evet ya, bu kadarını ben de bile tahmin etmedim. Bayağı kötü. Ne yapayım ben, daha bir şey kaldırayım. O anlar halde. Ay. Sen toplasın olur mu? Nurhan'cığım. Sen yumurta sevmiyor musun? Bir tane yumurta var burada. E şimdi Cüneyt de ister. Ya biz Ömer'le, Cüneyt'le bölüşürüz onu. Yani siz iyice yiyin. Bak ablacığım, sen de öndekileri bitir. Tamam abla. Günaydın. 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 Kahvaltı ettin mi? Yok ya, apor topor kaçtım oradan. Ne oldu niye?
boşanma davasının mahkeme kağıdı geldi de yengem görünce böyle bir gerildi, bir garip oldu. Vallahi ne zamanmış mahkeme? 2 gün sonra. Vallahi ben bile bir garip oldum ya. Yengem haklı. Sen benim o lokantada çalışımı söyledin mi? Yok, söyleyemedim. Dün gittiğimde uyuyordu, sabah da malum öyle bir ortam olmadı diyemedim. Söyleriz bir ara ya, takılma. Sevgi teyzem, sen nasılsın? Keyfin yerinde mi? Yerinde, yerinde. Yakışıklı oğlum benim. Hık demiş, babanın burnundan düşmüşsün. Sevgi teyze seni daha çok seviyor, fark ettin mi? Ben sevilmeyecek adam mıyım kızım? Sevgi teyze, bu Cüneyt'le Nuran kim? Hani benzetiyorsun ya bize. Ay, hizmetçilere izin mi verdiniz bugün? Hiçbiri yok ortalıkta. Hiç zorlama, kafası gitmiş. Evet Sevgi teyzeciğim ya, bizim hizmetçiler çok çalışıyordu, çok yorulmuşlar. Biz de izin verelim dedik, bugün çalışmıyorlar. İyi yapmış mıyız Sevgi teyzem? Aferin, aferin size. Hemen şunu bölüşelim seninle. Zeytin de var, ekmek de var. Sen akşam işe gidecek misin? Gideceğim, gideceğim. Aldığım paranın bir kısmını Sevgi teyzeye veririz. Kalanı da erzak alırız. Merak etme. Merak etme, işi biraz zor ama neyse. Madrim bak, korkutuyorsun bize. Bir ses de vermiyorsun. Bak aklım sende kaldı. Allah Allah, bu kadın niye ses vermiyor? Bir şey mi oldu? Şimdi içeri dalsak o da bize dalacak niye içeri girdiniz diye. Ben ondan korkuyorum. Sıkıntı ortada zaten. Ben de ondan korkuyorum. Anneciğim. İyi misin? Bak geliyoruz. Madrim. Bak eğer ses vermezsen hadi gelin içeri yavrucaklarım falan diye anlayacağım ben. Sayıyorum o zaman. 3, 2, 1 Gir gir. Böyle olmayacak. Ne olacaksa da olsun. Giriyorum. Dedim ya, girdi. Anneciğim. İyi misin? İyiyim kızım. Mahkeme kağıdını görünce bir kötü oldu, o kadar. Geçecek. Anne sen boşanmak istedin. Şimdi niye böyle üzülüyorsun? Ne bileyim Aybike, iş ciddiye binince hani boşanmadım. Kağıdını görünce yuvamız dağılıyor. Üstüme gelme ne olursun Aybike. Yok, üstüne gelmiyorum senin. Sadece niye üzülüyorsun onu anlamıyorum. Ya üzül tabii, üzül. Ya üzül derken hani üzülmen normal. Onu diyorum. Yani hem mahkeme var demek, kesin boşanacaksınız demek değil ki madem. Yani bir şey olur. Yani babam pişman olur. Olur yani. Değil mi Aybike? Evet, olabilir. Hep böyle hikayeler duyuyoruz sonuçta. Ne olur ne biter bilmiyorum. Hadi yavrum, hadi okulumuza geç kalmayın, hadi. Ben de biraz yalnız kalayım zaten, bir toparlayayım kendimi. Emin misin? Eminim. İyi tamam, görüşürüz o zaman. Seni seviyoruz. Ben de sizi seviyorum yavrularım. Seni seviyorum madarım. Ah Orhan ah. Biz bu hallere düşecek insanlar mıydık? Şu halimize bak. Bugün abi, benimle Sabah teyzeye mi gelecek? Siz nereye gidiyorsunuz ki? Ne işiniz var? Sevgi teyze, biz okula gidiyoruz da... İsmail abi arasak sana bugünlük göz kulak olsa olur mu? Vallahi kimse gelmesin oğlum benim için. Hem bugün benim işim var.
Ne işin var teyzeciğim? Okula gidiyorum Nurhancığım. Edebiyat sınavım var bugün benim. Ay geç kalıyorum. Ay geç kalıyoruz hadi. Hadi ben kapıda bekliyorum. Siz de oyalanmayın fazla. Hadi gel Emel'cim gel gel gel. Okula mı götüreceğiz şimdi onu? Bayağı istekli duruyor, ne yapalım? Okulda problem olur mu ya? Bilmiyorum ki. Neyse Zeynel abinin yanına bırakırız. O ona göz kulak olur. Yani burada bıraksak bir yere basacak gidecek. Yani çantasını kaybettik, onu da kaybetmeyelim. Doğru diyorsun. Bugünlük öyle yapalım, diğer günlere bakarız artık. Neyse hayırlısı olsun Cüneyt'ciğim. Hayırlısı olsun Nurhancığım. Yengen nasıl oldu, daha iyi mi? Yani odasından pek çıkmıyor. Yani bildiğin kadın bodozlama depresyona girdi. İyi de boşanma olayını ilk mahkemeye sunan o değil miydi? Evet oydu da. Ne bileyim yani işler ciddiye binince mi kötü oldu, ne oldu anlamadım ben. Peki bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Ne bileyim amcamla falan konuşsak bir işe yarar mı? Pek zannetmiyorum ama. Yani kızı ben babamı o kadınla gördüm. Gayet mutluydu ve sarılırken gördüm. Gönül Hanım'la yani. Yani konuşmamızın pek faydası olacağını sanmıyorum. Şu kadına Gönül Hanım falan deme. O kötü kadın de, lanet kadın de ama hanım deme. Ayrıca ben öyle düşünmüyorum. Bence hala bir şeyler yapabiliriz. Ne gibi bir şeyler? Ne bileyim. Annemle babamı böyle birbirinden habersiz bir yerde buluştursak. Eski günleri hatırlamalarını sağlasak. Çünkü Olcan tamam yani o kadını babama sarılırken gördün. Evet mutluydu da. Ama anneme çok daha fazla sarıldı ve onunla çok daha fazla mutlu oldu. Bence denemeye değer. İyi deneyelim yani, olur. Tabii babamı ne ara o kadın yanında olmadan yakalayacağız da bu planı yapacağız onu bilmiyorum da. İyi biz bir düşünelim o zaman. Teyzeye ne yapacağız? Okula geliyor. Edebiyat sınavı varmış bugün. Ne? Öyle istedi, biz de kırmadık. En azından yalnız bırakmamış oluruz. Gözümüzün önünde olur. Teyzem, renkli insan. Güzel sesli Mahmut. Teyzem. Oğlum, oğlum, canım oğlum. Oğlum ben çok duygulandım lan. Hadi gidelim. Seni de sabah teyzeye bırakayım istedim, gel. Anladım canım, tamam. İyi madem, hadi iyi bak kendine. Şengül bugün işe gelemeyecekmiş, izin istedi. Aa, niye ki? Hasta mıymış? Ay bilmiyorum, hasta mı ama yani sesi bir kesik kesik geliyordu, hiç iyi değil. Ya acaba dün bu Akif'ten fırça yedi ya, o yüzden mi kötü oldu kadıncağız? Dün gündüz yaşanan olaydan sonra ben bir de akşam Akif'i karşımda görünce tansiyonum fırladı. Vallahi bayılıyordum. Ay Allah'tan o anda Berk evdeymiş de çok daha densiz konuşabilirdi vallahi. Ay tabii canım. Ne boş. Kremleri biz taşımayacağız herhalde değil mi? Ha yok yok. Ben güvenlikten bir görevli istedim. O dağıtıma gönderecekmiş. Ayarladım ben her şeyi. Ha bak. Andrea'dan mesaj var. Hani şu Gözde'nin ayarladığı şu Romanya'daki kadın var ya Andrea. Ha evet. Yurt dışına da krem satışınız var mı diyor. Var de var. Yurt içi, yurt dışı her yere satıyoruz de. Heh. Vallahi bizim bir şekilde bu işi büyütüp kendimizi güvence altına almamız lazım. Evet evet. Satıyoruz. Tamam dedim. Heh. Gönderdim. Aa. Hayırdır beyefendi? Kime bakmıştınız? Kocama baktık Akif'e. Aa. Ha beyefendi yok. Benim kocam yok ki, biz boşandık. Yok benim kocam falan, o eski eski o artık. Vallahi eskisiyenizi fark etmez. Nerede o dolandırıcı şerefsiz? Şerefsiz derken? Ben bilmiyorum beyefendi, ben nereden bileyim bilmiyorum. Biz ikimiz de bilmiyoruz. Ne bayla. Vay vay vay. Demek Akif iflas ettim ayağını ortadan yok olup paravan şirket kurdayız karısına. Hayır canım hayır. Ne münasebet, yok. Siz
Gerçekten yanlış anlıyorsunuz. Bu ayrı bir şirket. Bu şirket ikimizin şirketi. Bana bakın hanımlar. İkinizin, üçünüzün, beşinizin ben bilmem. Eğer Akif benim paramı ödemezse yeni karısı içeride olduğuna göre eskisine gelir borcumu ödetirim. Şimdi bu dediklerimi kelimesi kelimesine anlatın o şerefsize. Anladınız mı? Anladık, anladık. Anladık. Hadi eyvallah. Ne boş? Ne yapacağız biz ya? Adamlar burnumuza kadar girdi. Gördün değil mi? Burada bir de gösteriyor silah. Ay dur Merve. Merve su içeceğim. Ay. Ben zaten onu gördüm. Dedim eyvah. Şu an çok kötü bir şey olacak. Vallahi yani adam geldi düpedüz bizi tehdit etti. Vallahi çok korktum ben. Ben de çok korktum. Ben de çok korktum da bizim bir şey yapmamız lazım. Yani bu Akif'in dün dediği gibi o okulu satması, o parayı da çarçur etmeden bu adamların borcunu kapatması lazım. Yoksa bize rahat yok ne boş. Biz rahat edemeyiz. Biz böyle iş mi de yapamayız ben sana söyleyeyim. Yok, yapamayız kesinlikle. Ya adamlar ellerini kollarını sallayarak daldılar içeri ya. Bu nasıl bir iş böyle? Ah. Allah benim hiç haberim yoktu babamın okulu satmayı düşündüğümden. Benim de işte ama. Şimdi satılırsa bizim hayatımızı çok etkileyecek mi sence bu? Yani. Belki benim hayatımı çok etkilemez ama. Seni etkileyebilir. Annenin okuldan uzaklaşması gerekebilir. Bu iyi bir haber ya. Güzel bir fikir bence fena değil yani. Geldi bizimkiler. De. Anladın ki teyze kim ya? Bilmem. Anneanneleri, babaanneleri falan herhalde. Olsa bilirdik be onu. Ha belli olmaz bizimkilere. Günaydın. 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 Sevgili teyzem şimdi şöyle şu yakışıklı olan arkadaş Doruk Nura'nın yakında istemeye gelecek. Bu diğer yakışıklı da Berk. Bizim işte Şükran'ın nişanlısı. Nurhan mı? Şükran kim ya? Memnun oldum oğlum. Ben de Sevgi. Bunların anaları mamalarına ne koymuş? Niye böyle 2 metre bu çocuklar? Ha? Vallahi hiç bilmiyorum Sevgi teyzem. Ne kattılarsa mamalarına keşke aynısından bize de koysalardı. Biz hadi gel içeri geçelim. Görüşürüz Nura. Ne oluyor ya? Kim bu teyze? Harikanın bize son golü. 560 bin lira değerindeki gözlemeyi unutma lütfen. O ne demek şimdi ya? Çok uzun hikaye ya sonra anlatırız. Ya Sevgi teyzem anlatılmaz yaşanır ama. Tontişim benim ya. Ne bu muhabbet? Sonra anlatılır ha? Yine bir olay. Ya anlat bakalım. Yine bir olay yine bir şey. Her şey senin yüzünden oldu. Her şey senin yüzünden oldu. Ne yapıyorsun? Belacı versin senin. Süzen ne yapıyorsun? Allah aşkına bir sakin ol. Sen benim hayatımı mahvettin. Bütün hayatımı paramparça ettin sen benim. Kızım gitti be senin yüzünden kızım. Süzen ne olur yalvarırım sakin ol ya. Böyle yapmaya devam edersen görüşü sonlandıracağım. Sakin dur. Tamam. Tamam. Tamam sakin. Tamam bırakın. Kızım nerede? Bilmiyorum. Bilmiyorum Süzen yemin ederim bilmiyorum. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Ömer söyledi bana. Gittiğini Ömer söyledi. Bilmiyorum ama bulacağım.
Sana yemin ederim bulacağım, Harika'yı bulacağım. Seni buradan çıkaracağım. Eski güzel günlerimize döneceğiz. Ne olur inan bana. Hiç inanmıyorum sana. Ettiğin tek bir kelimeye bile inanmıyorum senin. Sen bütün bunları benim başıma açtın. Bu belaya soktun, hayatımı mahvettin. Benim kızım gitti. Benim ailem darmadağın oldu. Ben bunları hak etmek için ne yaptım hakim? Söyle. Suzan. Suzan. Kurban olayım, üzülme artık, ne olur. Bak, ben elimden geleni yapacağım. Ben seni buradan çıkaracağım. Benim için kolay mı sanıyorsun sensiz olmak? Ne olur, ne olur güven bana bak. Seni buradan çıkaracağım diyorum ya. Son kez güven. Dayanamıyorum ben. İnan, hiçbir şeye dayanamıyorum. Ne olur bana yalan söyleme. Bak, avukatla konuştum ben. Seni buradan çıkarabilmemiz için borçlarımızın bir kısmını ödememiz gerekiyormuş. Ben okul satılığa çıkardım. Almak isteyen biri var. Buradan çıkınca onunla buluşacağım. Okulu satacağım. Oradan aldığım parayla da seni buradan çıkaracağım. Ne olur güven bana. Ne olur güven bana, çıkaracağım seni buradan. Bir dahaki sefere sadece seni çıkarttım demek için gel karşıma. Başka türlü seni asla görmek istemiyorum. Efendim, burası da 11B. Güzel. Kim o? Ne bileyim oğlum. Herhalde babaannesini pazara götürürken unutup okula getirdi salak. Adın ne senin? Emir. Aptal aptal sırıtmayı bırak da kalk ayağa. Bilinen en imkansız aşkları say Emir. Niye? Canım istedi diye say. Oğlum, sen beni duymuyor musun? Aptal mısın sen? Kalk ayağa, say dedim. Yeni edebiyat hocası falan herhalde bu. Sen o yüzden kalk, say hadi. Harbi mi lan? Ne bileyim oğlum, hadi kalk. Sen say hadi. Hocam, kusura bakmayın. Romeo ile Juliet, Kerem ile Aslı, Leyla ile Mecnun. Kes! Otur! Sıfır. Niye ki hocam ya? Canım istedi diye. Hocam, gelir gelmez ne sıfırı, yapmayın, gözünüzü seveyim. Ağzına bile yakışmıyor aşk kelimesi. Sevimsiz şey. 10 kere zıpla şurada. 100 mü olsa acaba? 100 kere zıpla, hadi kalk. Ne? Oğlum, bence sen kalk zıpla, hadi baştan kötü bir tanışma olmasın, hadi. Sen de. Sen de. Ha, anlamadım, o niye? Canım istedi diye. Sana söylüyorum, kalk sen de zıpla. Ben zıplıyorum vallahi, sıfır mıfır alamam ben hiç. Nasıl saçma bir şey arkadaş. Tabii. Hocam, tabii. Başla. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hocam,
Gözleri kapalı zıplasınlar. Ayağım yere sallanıyor. Gözünüz kapalı zıplayın. Kapanacağım kız, senin yüzünü kapanacağım. Bu ne? Bu ne ki? Bu ne ki? On dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi, yirmi bir, yirmi iki, yirmi üç. Niye çıkarttın Mahmut beni? Ne güzel zıplıyordu çocuklar. Sevgi teyzem, böylesi daha iyi. Sevgi teyze mi? Yeni edebiyat hocamız değil mi? Ne hocası? Yok, Sevgi teyze bizim misafirimiz. Yani hoca olduğunu onlar uydurdu, onlar inandı. Aa, öyle mi? Ben bilmiyordum. Kim bu Cüneyt? Ha? Sevgilim Sevgi teyze. Aa, öyle mi? Ay çok güzel kızmış maşallah. Cüneyt kim? Ben. Kapmışsın Cüneyt Arkın'ı. Ama sen de Türkan Şoray gibi kızsın maşallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun da ben anlamadım hiçbir şey. Ben anlatacağım sana. Sevgi teyzem, biz kantine inelim. Gidelim. Asiye, Zeynel'e emanet edip geliyorum hemen. Hadi. Yalnız var ya, açık ara uzun zamandır gördüğüm en komik olay yaşanıyor şu an. Ya teyze bayağı zıplatıyor bunları ya. Hakikaten öyle ya. Bak hala sesleri geliyor içeriden. Hala zıplıyorlar içeride. Hah, müthiş bir final bizi bekliyor şu an. Öğrenci delirecekler. Tüh ya, keşke yanımıza çerez meriz bir şey alsaydık ya. Ne oluyor burada? Vallahi inan biz de bilmiyoruz. Seninkiler içeride zıplıyor böyle tavşan gibi. Bir bak istersen. E sen bir dedin. Abi. Efendim Özge. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ne yapacağız? Edebiyat hocasının saçma ismi. Ne kayıt arıyorsunuz beyler? Hadi devam devam. Bak daha yüze kadar çok var hem. Hanım ben sizin yapacağınız... Oğlum hoca nerede lan? Sizi havuç getirmeye gitti. Aynen. Çocuklar böyle boşu boştan zıplamasınlar dedi. Sen merak etme oğlum. Ben sana bir gün çok güzel zıplayacağım. Diyorsun. Diyorum. Geçen gün benim zıpladığım gibi. Aynen. Hadi çocuklar. Herkes yerine. Yani gözünün önünden ayırmasan yeter Zeynel abi. Sen merak etme. Öğretmenler odasından bir şey isteyen olmadığı sürece ben gözümü ayırmam, bakarım ona. Rahat ol. Ya ben de zaten ara ara gelir kontrol ederim. Bir şey olmaz. Ay çok sağ olun. Yani bugünü bir şekilde atlatacağız artık. Sonrası hayırlısı. Vallahi hiç öyle deme. Ben çok sevdim. Çok tatlı bir teyze. Bana bak. Daha ne kadar boş oturacağım ben burada? Bir çay kahve vermeyecek misiniz? Nerede bu restoranın müdürü? Nerede? Allah Allah ya, Allah Allah. İşte bazen tatlı, bazen acı. Sen merak etme, ben halden anlarım, hallederim. Sen rahat rahat dersin gelir. Teyzem, bak bu restoranın müdürü de benim, uşağı da benim. Hemen getiriyorum çayını, hemen. Cüneyt, bu kız sana alık alık bakmaktan başka bir şey yapmaz mı? Böyle mi ağırlıyor misafirini bu? Ben ne yapayım? Yani kızdı bana. Ya yok bir şey yapma. Sevgi teyze böyle modu çabuk değişiyor. İner çıkar. Şey yapmasın boş. Evet buyurunuz efendim çayınız. Tabii. Buz gibi bir çay. Oldu. Memnun edemedik. Not ortalamasını yükseltmek için son şansınız çocuklar. Hocam kusura bakmayın geç kaldık. Gir.
Kimya sınavından çıktık. Şimdi de sürpriz matematik sınavı olacakmışız. Hayırlısı. Yani benim için duble çöküş olacak galiba. Onu anlatıyordu hoca. Yapsın bakalım. Toplam 10 soru, 10 dakika. Soruların hepsi trigonometriden olacak. En sevdiğim. En mi sevdiğin? Sen matematikten nefret etmiyor muydun ya? O öyle değil bir kere. Ben senin beni matematik çalıştırmandan nefret ediyorum. Yani yapacak o kadar güzel şey varken vakit kaybı gibi geliyor bana. Ben de aynı şeyleri hissediyorum kanka. Sevgilim bana ders çalıştırırken ben de tamamen aynı şeyleri düşünüyorum. Ha. Yani yoksa siz ikiniz de bayılıyorsunuz trigonometriye. Evet. Hatta bayağı da iyiyiz. Yani istesek çok çok iyiyiz hatta. Atmayın ya. Hocam sonuçlar bugün mü açıklanacak? Bugün. İkinci derste görürsünüz notlarınızı. Hadi ya bir sindirseydik en azından yani. Hemen üzeceksiniz ha. Oğlum sen de biraz çalışsan üzülmezsin. İşte o da bende yok. Vallahi hocam biz aylardır uğraşıyoruz da onun kafası basmıyor malum. Ana konuşan tavşan lan. Bak bak. Her zaman göremezsin. Beyinsiz herif ya. Asiye Hanım yazın kenara. Sizden en az 2 net fazlam olacak. Yazın kenara. Yazarım bak. Yaz. Ama bak kaybedersen ne istersen yaparsın. Kabul. Sen de benim. Anlaştık. O zaman ben el yükseltiyorum ve diyorum ki benim de senden en az 3 net fazlam olacak tatlım. Ne istiyorsam yapacağım mı senden? Yapacağım, yapacağım ama gerek kalmayacak. Çünkü kaybetmeyeceğim. İyi hadi bakalım. İyi olan kazansın. Hadi bakalım. Yani tabii insanın sevgilisi okul birincisi olunca böyle kaybedeceği iddialara giremiyor. Ben yine de senin istediğini yaparım merak etme. Evet hadi. Sussun artık çeneler. Son bir kez bakın. Ondan sonra hemen sınava geçiyoruz. Gerek var mı ki? Yalan. Yalandan bakalım doğru diyorsun. Bak şimdi okul muhteşem okul. Tamam mı? Başarı oranı muazzam. Vukuat 0. Öğrenciler pırıl pırlanta. Sevinçliyiz. Hepimiz yaşasın okulumuz. Bu. Tamam? Anladım Akif Bey. Anladım. Güzel. Aferin. Şu gelen Mithat Bey'e bu okul doğru düzgün bir fiyattan çakarsak, doğru düzgün bir fiyattan satarsak epey rahatlayacağız. Umarım yeni sahibi gelince bizim için de bir değişiklik olmaz. Yani okulun kapanmasına çok az bir süre kala arkadaşlarıma işsiz kaldıklarını söylemek istemem. Yani şimdi Burak, benim amacım burayı okul olarak satmak. Ama tabii yeni sahibi ne yapar onu da bilemeyiz. Hadi ya. Her şey olabilir yani. E olabilir. Mülk onun mülkü olacak. Olabilir. İster okul olarak tutar. Efendime söyleyeyim. İster apartman diker. İster otel yapar. Arkadaş koyun can derdinde, kasapet derdinde bu da ya. Aha geldi. Geldi Mithat Bey geldi. Aman da amanlar, kimler gelmiş, kimler teşrif etmiş. Mithat Beyciğim, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk Akif Bey. Okulumuzun müdürü Burak Bey. Memnun oldum. Memnun oldum. Kendisiyle birlikte gezdireceğiz size bugün okulu. Eminim hayran kalacaksınız. Bakalım inşallah. Bahçe güzelmiş. Üstelik bayağı da büyük. Büyük, bayağı büyük. Bayağı büyük ama bu ne ki? Bir de arkada bir bahçe var, o daha da büyük, acayip büyük o. Neredeyse buraya 2 tane bina yapılır. Rahat, çok rahat yapılır. Ama eğer okul olarak korumak isterseniz de öğrencilerimiz çok memnun buradan Mithat Beyciğim. Yani bizim sadece bahçe için gelen birilerimiz bile var. Evet, hadi buyurun, buyurun. Buyurun, biz içeri doğru hadi bakalım. Buyurun efendim. Buyursunlar. Sağ ol. Vallahi Mithat Beyciğim, gördüğünüz gibi alan geniş, büyük. Vallahi burayı otel olarak düşünürseniz şahane resepsiyon olur burada. Ama çocuklar da bu alanı sabah geldiklerinde veya teneffüslerde falan çok kullanıyorlar. Yani seviyorlar buranın enerjisini.
Hem okul olarak da zaten çok çok memnunlar buradan. Biz o zaman turumuza devam edelim. Şöyle buyurun efendim. Tamam. Buyurun. Burayı istediğiniz gibi, istediğiniz şekilde yani rahat rahat kullanabilirsiniz. Yani ben aslında buraya bir site inşaatı yapmayı düşünüyordum. Site? Site olmaz ki buraya. Site olmaz çünkü rüzgar alıyor burası. Çok rüzgar alıyor. Yani okul olarak kalması bence en iyisi. Gerçi site de olur. Niye olmasın? Yani olur. Her şey olur. Evet. Mithat Bey. Eğer arzu ederseniz müdür odasına geçelim. Bir planları, krokileri göstereyim ben size. Sonra da üst katları gezmeye başlarız ha? Tamamdır. Buyursunlar. Buyurun efendim. Buyurun. 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 Akif Bey. Bir konuşabilir miyiz? Çok önemli misafirim var. Neyse bir sonra koy. İki dakika. Sen git. Buyurun Ömer Beyciğim. Sizi dinliyorum. Buyurun. Suzan Hanım hakkında bir gelişme yok mu? Dün avukatla konuşup arayacağım dediniz, aramadınız. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ben nasıl atladım böyle bir şey? Sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun ya? Benim işim başımdan aşkın efendi. Kusura bakma, seni aramayı unutmuşuz o arada. Var mı bir gelişme? Var. Müsaade edersen olacak. O gördüğün adama okulu satmaya çalışıyorum. Eğer satabilirsem aldığım parayla da borçlarımı ödeyeceğim, Suzan'ı çıkaracağım. Şimdi izin verirsen... Kusura bakma. Sağ ol. Ömer ne oldu? Akif Bey ne diyor? Var mı gelişme? Okulu satıyormuş. Okulu mu satıyormuş? He. Parasıyla da Suzan Hanım'ı çıkaracakmış. Senin haberin var mıydı bu durumda? Yoktu. Sabah Berk'ten öğrendim ben de. Dün gece anneme söylemek için bize geldi de ben de oradan biliyorum. O bizi etkiler mi acaba ya? Yani bence hayır. Yani daha iyi bile olabilir hatta. Okulun yeni sahibi Aybike ile olan ilişkime karışmaz diye düşünüyorum. Yani karışmamalı bence. Sen niye gerildin ki Asiye? Ya bizim şu burs durumları etkilenir mi diye düşündüm de. Sanmam ya. Yani olmaz öyle bir şey. Okul el değiştirecek o kadar. Yani bizlik bir şey olmaz, sen merak etme. Umarım. Bak geldiğimden beri tek kelime etmedin bacım. Ay ne oluyor sana? Bak korkutuyorsun beni. Şengül. Sana diyorum Şengül, kime diyorum? İşe de gitmemişsin. Ne oldu, depresyona falan mı girdin? Boşanıyorum ben İlmiye. Nereye istersem oraya girerim. Gir tabii bacım. Gir de boşanmayı isteyen sendin. Şimdi ne oldu da yemiyorsun, içmiyorsun, konuşmuyorsun? Söylemesi başka. Yaşaması başkaymış İlmiye. Ne bileyim, böyle yarım kalmış gibiyim. Ben kendimi bildim bileli Orhan'la evliyim. Böyle, şimdi o gidince böyle bir yarım kaldım ben. Bu hayat nasıl geçecek? Ya senin iki tane aslan gibi evladın var. Nesi yarım? Allah'ıma bir şükür çocuklarım var da. Evlat başkaymış. Hayat arkadaşı başkaymış, bilmiyorum. Ya anlıyorum ben seni. Anlıyorum bacım, sen üzülme. Ben şimdi sana güzel bir çay demleyeyim, tamam mı? Ya da sade kahve, sen seversin. Bak onu iç, nasıl kendine geleceksin, he? Hadi. Anam, 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 anam. Gitti, adam gitti. Evet, Mithat Bey, o zaman ben sizden haber bekliyorum. Tamamdır. Son kez şu kredi koşullarını bankayla konuşayım, haber vereceğim. Tamam, harika. O zaman banka inşallah olumlu bir yanıt verir. Ben telefonun başındayım. Eğer olumlu olursa yanıt, bitmiştir. Hayırlı olsun diyoruz. Tamamdır. Hayırlı günler. Hoşça kalın efendim. Hoşça kalın efendim.
Akif amca. Arkadaş ya, ben de buraya gelince Akif, 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 Akif ne var? Ne diyorsun söyle. Duyduğuma göre okulu satıyor muymuşsun ne? Hani yani sorun değil de bilse babam da ilgilenirdi. Senin babam. Parçınişa, senin babam müteahhitti öyle değil mi lan? Aynen öyleydi. Ama şu vergi rekortmeni falan olanlardan, öylesi yani. He. Ne diyorsun? İlgilenir mi diyorsun senin baban okulla? Yani eğer ben bahsedersem, üstüne bir de biraz abartırsam fazlasıyla ilgilenir. Abart. Abart oğlum, abart. İyice abart. Sen babana söyle, ilgilensin. Tamam. Ben söylerim, ilgilenir. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Benim babam şu anda Rusya'da. Böyle ihalelerle falan uğraşıyor. Ama ben sırf sen istiyorsun diye onu arayıp teklifini alacağım. Ama bak, ne olur sana zahmet. Bizim teklifimizi almadan kimseye okey deme. Asla demem. Olur mu? Olur mu öyle şey? Ya ben anlaşma yapmış olsam bile siz daha fazla teklif ederseniz ben bozarım o anlaşmayı ya. Pişt. Gitti o anlaşma. Mühim olan para. Kim daha çok para verirse alır. Bitti gitti. Para önemli. Ben babamla konuşup hayırlı haberleri sana vereceğim. Oldu o zaman. Hayra karşı. Aynen. Hadi eyvallah. Ben de böyle hayra karşı. Oga. Oğlum derse girmeyince merak ettim. Ben de seni tuvalete diye çıktım. Hayırdır oğlum? Ne konuşuyordunuz Akif Bey'le de sırıtıyorsun böyle? Ya oğlum ona bakarsan ben her zaman sırıtıyorum zaten. De şu anda hayallerime doğru sırıtıyorum. Hayallerin neymiş ya bakalım kardeşim, hiç bahsetmiyorsun. Ya ben diyorum ki bizim bu fakir bebelerinin canını yakayım, okuldan atayım ha. Ha o mesele. Nasıl olacak ki o iş? Oğlum hani bizim bu Akif amca var ya. Ha. Okulumu satıyor muymuş ne? Düşünsene, eğer Akif amca okulu satar da okulu benim babam satan alırsa bizim o fakir bebelerine yapabileceklerimizi bir düşün. Şöyle bir hayal et bakayım. Bir şeyler hayal edebiliyorum sanki de. Yani olabilir mi ki öyle bir şey? Bak kardeşim, eğer ben istersem olabilir öyle bir şey. Diyorsun. Dedim bile. O yüzden okulumuzu aksatmayalım. Hadi derse. Hadi derse. Doğru cevap sayınız üzerinden puan aldınız. Okuyorum. Ömer, 10 doğru 100. Bravo Ömer. Eyvallah hocam. Şaşırdık mı? Hayır. Oğulcan, 40. Şaşırdık mı? Hayır. Asiye 70. Sıra sende Doruk. Özge, Aybike, Emir, Süsen 60. Eyvah. Doruk 90. Budur be. Sakin ol oğlum. Hocam mümkün değil. Çıkışta kontrol, ben de itiraz istemiyorum. Tolga 80. Berk 90. Bu, işte bu. Bekle beni tablam. Bizim de sürpriz planlarımız olacak. Bak itiraz etmek yok şimdiden söyleyeyim ha. Şunlara bak ya. Ya iddia kazanacaksınız diye matematik profesörü kesildiniz başımıza. Evet, hepinize geçmiş olsun çocuklar. Asiye, ben Sevgi teyzeyi almaya gidiyorum ha. Tamam, çıkışta biz Doruk'la bir şeyler yapacağız, sonra gelirim. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ne yapsak? Bir düşünelim, ne yapsak acaba? Ne yapalım? Bak ya, sanki hiçbir istediklerini yapmıyoruz da ne kadar sevindiler. Çok komikler. Alo, müsait miydin anneciğim? Ya bak ne diyeceğim sana. Yalnız ben bu iddiaya girdiğime çok pişman olacakmışım gibi bir his geldi şu an içime. Hadi hayırlısı. Zeynel abi. Heh. Vallahi
dur dedim, durmadı. Hemen depoyu temizlemeye girişti. Galiba birazcık canı sıkılmış yani. Ben böyle kaba kaldım. Geldin mi Cüneyt'ciğim? Ay, boş boş oturmaktan sıkıldım. Gideyim şu depoyu düzene sokayım dedim. Eline sağlık Sevgi teyzeciğim de. Biz gidelim şimdi. Zeynel abi de işini rahat rahat yapsın ha. Kek yapacaktım gerçi ama. Bu pinti malzeme vermedi. Aa, ya teyzem ben sana niye malzeme vermeyeyim? Olmadığı için veremedim. Bu sandviçler, kekler buraya hep hazır geliyor. Ya öyledir öyledir. Cimri şey. Ya vallahi malzeme yoktu abi, size yemin ediyorum ya. Ya abim biliyorum biliyorum, sıkıntı yok. Sağ ol göz kulak olduğun için. Ya rica ederim. Benim sıkıntı yok da bugün müdüre çaktırmamak için hırtaklı attım burada ya. Bence siz yani onun izni olmadan bu teyzeyi getirmeyin artık buraya. Bir de bence bugün birazcık gergindi. Yani patlamadı ama yarın ne olur bilmiyorum. Tamam. Yani bir şekilde bugünü atlattık da diğer günlere bakacağız artık. Sağ ol tekrardan Zeynel abi. Ne demek? Ömer, sizi ben bırakayım mı? Yani işin yoksa aslında çok güzel olur ya. Yok yok, hiçbir işim yok. Ah, ay şoförümüz mü geldi? Evet Sevgi teyze, şoförümüz. Gidelim o zaman. Bana bak. Buraları temiz tut, kontrole geleceğim. Emin olur teyzem. Gel Sevgi teyzem. Şoför hadi ama. Hadi. Gel Sevgi teyzeciğim. Açtım kapını hemen. Aa Cüneyt'ciğim, bırak. Bırak şoför açsın kapımızı. Bir dahakine öyle yaparız Sevgi teyze. Aa, gelsene oğlum arkaya. Şoförün yanına oturulmaz. Yüz bulurlar, tepene çıkarlar sonra. Hadi gel. Ay ne güzel. Kadın şoför tutmuşsun Cüneyt'ciğim. Helal olsun sana vallahi. Ben hep söylüyordum Fikret'e zaten. Kadın erkek eşit olmalı diyordum. Eşitlik şart her alanda. Evet Sevgi teyze. Öyle olmalı. Memnun musun kızım patronundan? İyi bir patron mu? Ha? İyi davranıyor mu? Anlat bakalım. İyi teyzeciğim. İyi. Tatlı bir çocuk ya patron. Seviyorsun yani ha? Çok. Öyle böyle değil. Ay çok güzel, çok güzel. Gurur duydum seninle Cüneyt'ciğim. Çalışanlarının seni böyle sevmesi çok güzel. Biz şimdi eve gidiyoruz değil mi patroncuğum? Evet kızım, evet, evet, hadi. Yine de fazla yüz verme. Mesafeli ol azıcık. Ha yok Sevgi teyze, ben onu ayarlıyorum, merak etme sen. Ben sizi bıraktıktan sonra kuru temizlemeden giysilerinizi alayım mı Cüneyt Bey? Al kızım, hepsini al. Sonra da şoför uşağı, bahçıvan şoföre hepsine selamımızı söyle. Ayıp olmasın, selamımızı da alsınlar. Hadi bakayım. Tabii efendim. Nasıl emrederseniz. Aferin, aferin sana, aferin. Ya teyze kendine benzettin, bizi oyuna kattın. Gidiyoruz bakalım. Sevgi teyze. İyi de Berk, niye buraya geldik ben anlamıyorum hiçbir şey. İddiayı ben kazandım. Sen de ne istersem yapacaktın tatlım. Bak baştan öyle anlaştık. Söylenmek yok. Tamam tamam, söylenmiyorum zaten. Ben sadece beş çayını anlamadım. Bu ceza değil yani. Sen iddiayı kazanmasaydın da ben sen...
Annen burada, annen burada. Biliyorum, biliyorum. Sakin ol. Ben ayarladım zaten. Sen mi ayarladın? Evet. Ya ne zamandır annemle senin arandaki buzları eritmek istiyordum. Ama sen istemezsin diye de soramıyordum. Şimdi madem elime bir fırsat geçti, ben de kullanayım dedim. Heh, aferin. Çok iyi halt ettin Berk gerçekten. Ben böyle yapacağını bilseydim 100 alırdım o sınavdan. Hatta üstüne soru isterdim, onları da doğru yapardım ama buraya gelmezdim belki. Artık çok geç tatlım. Artık çok geç. Yemin ediyorum elimde kalacaksın ya şimdi. Saçını başını yolacağım. Anneciğim. De. Oğlum. Ne haber anneciğim? Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Bizde adettendir anlayacağım. Anneannemden kalma bir şey yani. O da böyle saat 5'te çayını kurabiyesini hazır eder, bizleri de başına toplardı. Ya Berk'cim, Aybike anneannenin Londra'da yaşadığını biliyor mu? 5 o'clock tea alışkanlığı oradan geliyor. Bir aile geleneği yani. Yok anneciğim, bilmiyordu. Hayır yani İngiltere kraliçesinin öz sorunu olsan ne fark ediyor, ben anlamadım. Aybike tamam, takılma lütfen. Anne. Hı. Aybike o kadar güzel kurabiye yapıyor ki bak inanamazsın. Gerçekten müthiş. Hı. Eminim öyledir. Artık şeker, un, yağ. Ne kadar zararlı şey varsa da koyuyordur, Allah bilir. Ya ne şekeri, ne unu, ne yağ. Ben hava su gaz kullanıyorum, daha lezzetli oluyor. Anneciğim sen de biraz abartmıyor musun lütfen? Ne koyacak başka kızcağız içine? Ay aman tamam canım. Neyle yaparsa yapsın. Yalnız tatlım, Berk tatlı kurabiye sevmez. Aklında olsun. Yo, gayet de seviyor. Hayatım, Berk'i ben doğurdum, ben büyüttüm. Herhalde benden daha iyi kimse bilemez, değil mi? Tatlı kurabiye sevmez benim oğlum. Healthy beslenir o. Aylin Hanımcığım, üzülerek söylüyorum ki herhalde sizinkileri sevmiyor. Çünkü benimkileri löp löp yiyor. Ay Bike, tamam ne gerek vardı şimdi bunu burada söylemene? Ay sevmiyor diyorum canım. Sevmiyor. Allah Allah. Seviyor maalesef ki, seviyor, seviyor. Oğlum, seviyor musun? Belki sevmiyor musun söyle. Ama ağzım dolu konuşamıyorum, kusura bakmayın. Ben sabitsin mi? Evet. Hesap alabilir miyiz? Oğlum sen de biraz yavaş ye. Aa. Yo yo ben iyiyim, ben iyiyim. Olacaksın. Yeni yeni alışkanlıklar. Yalnız baban da epey hevesliymiş okula almaya. Ya aslında babayı ikna etme kısmı çok da kolay olmadı Akif amca. Ben ona, bak baba, eğer ki biz okula alırsak senin yönetimde sözün geçecek. Üstüne üstlük bir de ben senin yükünü üzerinden alacağım, arada sorumluluğu ele alacağım deyince iyi tamam o zaman dedi. Yani senin anlayacağın okul bizim olduktan sonra sorumluluk biraz da benim elimde olacak. Aman, aman al. Al, al senin olsun al. Ya ben parama bakarım arkadaş. Şu anda benim ihtiyacım olan tek şey para. Sen sorumluluk mu alıyorsun, sorumluluk mu veriyorsun? Ne yapıyorsan yap sen de. Tamam. Eğer senin için de şartlar uygunsa babamın vekaleti bende var. Ben sana derim ki gel biz şu imzayı atalım. Bizim muhasebeci de yarın sabah çıkarsa sana kaporayı versin. Ya artık babam gelince de siz o resmi işleri falan aranızda halledersiniz, ben bilmem. Tamam tamam öyle yapalım. Ben o zaman o kapora veren diğer adama yarın yollayayım kaporasını. Çünkü neticede 1,5 kat daha fazla kazanç yani benim için. Şahane. Hem zaten sen her şeyin en doğrusunu ve en iyisini bilirsin. Neden? Çünkü sen benim idolümsün. İdolünüm lan. Haydi tamam idolünüm lan. Al hayrını gör tamam. Ben senin idolünüm, sen de okulun sahibisin. Ne istiyorsan yap. Haydi hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun Akif amcacığım. Sen merak etme. Ben senin bana açtığın bu yolda zevkle yürüyeceğim. Elimi alayım artık. He, tabii, tabii.
Nasıl olacak böyle yemeden içmeden? Ya Hilmiye teyze de söyledi. Ya ölen de bir şey yememiş. Ya biz Aybüke bu kadını nasıl ayağa kaldıracağız? Hiç bilmiyorum ki. Ya inan ben bu kadar üzüleceğini tahmin bile edemezdim. Ben de. Olcan. Hı. Babamla konuşsak. Bu ilişkiye bir şans daha vermesini istesek çok ezikçe mi olur? Yok olmaz da. Yani babam gayet mutlu. Kızım görmüyor musun? Çünkü o kadın yanında. Evet. Nefret ediyorum o kadından ya. Ne yapacağız peki? Bilmem. Yani Fadır'ımla konuşup bir şans vermesini sağlayabiliriz belki. Nasıl yani? Hani insanlar eskiye gider ya böyle. Eski anılarını. Hatırlarlar sonra. Mutlu oldukları anları falan. Hani böyle içleri kıpır kıpır olur. Öyle bir an işte. Peki. Gel düşünelim beraber. En son nerede böyle keyifli vakit geçirmiştik? Piknikte. Çok güzel fikir seslerim. O zaman biz şöyle yapalım. Biz onları aynı piknik alanına götürelim, tamam? Ben zaten akşam gideceğim ya çalışmaya. Oradan kazandığım parayla etmet alırız, mangal yaparız belki. Ya süper olacak ya. Tamam sen babamı alırsın, ben de annemi alırım. Ortada buluşuruz. Sana bir şey mi? Plan gibi plan et. Umarım işe yarar da böyle eskisi gibi oluruz tekrardan. Oluruz oluruz. Dur ben bir düşüneyim. Bak net inandım ben, oluruz. Ben de bir. Tamam ben de inandım. İyi o zaman. Güzel olacak. Hadi bakalım. Asiyem nasıl gidiyor kızım? Yorulmuyorsun değil mi? Yok amca ne yorulması ya, çok iyiyim. Oy kurbanım, amcasının gülü. Asiyeciğim. Asiye, ha buradasın. Ah canım ben bugün balıkçıya gittim. Yarın için taze balık siparişi verdim. Bugün olanlardan da sizin için aldım. Nasıl yani? Amcan anlattı. Emelciğimizin balık yemesi gerekiyormuş. Öyle tek seferde de değil. O yüzden bundan sonra her hafta balığınız benden. Gönül abla ben böyle çok mahcup olurum ama. Mahcup olacak ne var Allah aşkına? Bak ayrıca amcan için ne kadar kıymetliyseniz benim için de o kadar kıymetlisiniz. Biz burada kocaman bir aile olduk öyle değil mi Orhancığım? Aa tabii öyle tabii Gönül. Al biraz fazla aldım Ömer'le sen de yersiniz diye. Şimdi daha fazla geç kalma eve git bir an önce pişirip yiyin olur mu? Teşekkür ederim ama daha önlere paspas atacaktım. Ay yarın halledersin canım önemli değil. Vallahi biz de patronu. O ne derse o oluyor. Tamam teşekkür ederim. O zaman çıkayım ben. Tamam canım. Hadi. Gönül ya. Heh. Ya insanın senin gibi bir kadına hayran kalmaması mümkün değil ya. Sonunda ikna oldun Orhan'cığım. Bizi çok güzel günler bekliyor. Güle güle Şengül, güle güle. Bu çuvalları çer, çöp, taş, moloz, içeride ne kadar pislik varsa hepsini temizliyorsunuz. Tamamdır. Oğlum tamamdır diyorsun da biz bu kadar şeyi nasıl temizleyeceğiz? Kardeşim nasıl masını ben bilmem. Ustabaşı sizin temizleyeceğinizi söyledi. 100'er lira da para bıraktı. Yapamayacaksanız söyleyin. Yok ya yapılmayacak bir şey değil. Hallederiz biz bunu. Sıkıntı yok. İyi bari. Kolay gelsin o zaman. Hadi. Ya bir kere de kolay bir iş istiyorum ya. Çok bir şey istiyorum oğlum ben. Bir de mafyası olmasın. Aynen. Mafyasız kolay para kazanabileceğim bir tane iş istiyorum ya. Haydi o zaman kuzen. Yapıştır. Ağır olan yine bana mı? Bu küçük gibi ya. Şunu da bir alsın.
Ömer, iyi misin? Aa, iyiyim, iyiyim. Lan nasıl iyisin? 10 kiloluk çuval düştü ayağına. Oğlum iyiyim. Yapacak bir şeyimiz var? Hadi şunları taşı da gidelim evimiz, hadi. Pansuman yapayım mı? Olcan, hadi. Geldiğinde hiç sevmem demiştin. Aa, üstüme iyilik sağlık. Bayılırım ben balığa. Şişt. Yaşlıyım ben. Sen benim her dediğime inanma. İyi akşamlar. Ömer, ne oldu ayağına? İşte oldu ya. Ama şimdi uzatırım, geçer bir şey yok. Nerede çalıştın, ne yaptın ki? Moruz taşıdım yine. Ama değdi. Abicim, bana oradan defterle kalem verir misin? Borcumuzdan 50 lira daha düştük. Şunu da Sevgi teyzeye versin. Ne bu? Sevgi teyzeciğim, bizim sana borcumuz var ya, onu ödüyoruz. Aa, hiç hatırlamıyorum. Boş ver Sevgi teyzem, biz hatırlatıyoruz sana. Şimdi notunu da alıyorum. Bununla da artık erzak alırız. Tamam. Ya canını sıkmak istemiyorum ama kira da geliyor, haberin olsun. Biliyorum, aklımda hiç çıkmıyor ki. Merhaba, merhaba teyzeciğim. Annem yer diye yemek yaptık ama yataktan çıkmıyorum, siz yersiniz diye getirdim. Teşekkür ederiz, bizde yemek var. Ablam patron ben yiyeyim diye balık göndermiş. Patronu mu? Sen işe mi girdin Asiye? Niye söylemiyorsun? Kutlama falan yapardık. Nerede girdin işe? Amcam lokantasında. Artık Gönül ablaya yardım ediyor. Ne? Gerçekten mi? Yazıklar olsun sana Asiye. Çok kötü oldu bu ya. Aybike! Aybike. Dur. Aybike dursana. Ne oluyor ya? Asiye, senin o kadının yanında ne işin var? Onun verdiği lokmalar nasıl geçiyor boğazından? Aybike, ben kötü bir şey yapmıyorum. Sadece orada çalışıyorum diye bana böyle şeyler söyleyemezsin. Söylerim. Eğer annem o kadın yüzünden yatağından çıkamıyorsa ve o kadın yüzünden ağzına tek bir lokma koyamıyorsa söylerim Asiye. Asiye, sen o kadın yanında mı çalışıyorsun? Evet, orada çalışıyor ve biz bunda bir yanlış görmüyoruz. Ömer'im, nasıl görmezsiniz ya? Ne zaman söyleyecektin? Ya da şöyle sorayım, eğer öğrenmeseydik ne kadar daha saklamayı düşünüyordun? Ay Vicky, benim bir şeyi sakladığım yok. Zaten daha iki gündür falan çalışıyorum. Daha fırsatım olmadı ki söylemeye. İyi. Tebrik ederim o zaman yeni işini. Anneme nasıl söyleyeceğinizi de düşünseniz iyi edersiniz. Benim söyleyecek ne gücüm var ne de yüzüm. Asiye, sanki adam öldürdü ha. Ne bu tavır? Bizim ne kadar zorda olduğumuzu, ne kadar borçlandığımızı en iyi siz biliyorsunuz. Aybike, kendine gel. Ömer, başka iş mi yok? Koskoca dünyada başka iş yok mu? Pardon da siz bizim mutfağı gördünüz mü ya? Bizim dolap bomboş. Evin içinde de dünyalarca borcumuz olan bir kadın var. Bir de beslenemediği için sürekli hastalanan bir çocuk. Yani bunlar, bütün bunlar yaşanırken başka iş vardı, ben gitmedim. Öyle mi? Buna mı inanıyorsunuz yani? Asıl buna inanıyorsanız size yazıklar olsun Aybike. Aybike. Ya vallahi bak, çok gereksiz fazla uzadı bu konu ya. Hani orası bize iyi gelmedi, umarım sana iyi gelir. Yani hayırlı olsun yani, için ne diyeyim. Ömer, biz yatıyoruz. Anahtar kapının üzerinde. İyi geceler. Aybike'nin beni anlamamasına çok üzüldüm ya. İlk defa oluyor böyle bir şey. Üzülme fıstığım. Sen yanlış bir şey yapmadın. Bana bak.
Bizim tek sorumluluğumuz içerideki küçük kız kardeşimiz. Ona namusumuzla, şerefimizle bakmaktan başka kimseye verdiğimiz bir söz yok. Üzme kendini. Aybükeler de hatasını anlayacak, merak etme. Güzelmiş bu peynir. Sevdim. Hep alalım bunda. Olur, almaya çalışırım. Seninkinin yarısını da alayım mı? Tamam. Vereyim. Günaydın. Günaydın. Ömer, kahvaltı etmediysen bir tane daha simit ver, vereyim mi? Olur, yerim. Ne oldu? Aybükeler bir tavır almadı değil mi gece? Yok. Yani pek de görmedim aslında. Ben gittiğimde işte yatışa hazırlanıyorlardı. Sabah da erkenden şeye gittiler. Pikniğe. Pikniğe mi? Hmm. Ya amcamla yengemi habersiz buluşturacaklarmış ki. Ve Olcan öyle yalap şalap anlattı da mutlu gözüküyorlar. Bakalım hayırlısı olsun. Bu ne ya? Tavuk. Tavuk mu? Komşunun tavuğu falan kaçtı herhalde. Bizim bahçede tavuğun ne işi var? Bunlar nereden çıktı ya? Aa. Günaydın. Çok sevgili kümes halkı. Nasıl ama? Kendinizi yalnız hissetmeyin diye şöyle birkaç tane şirin arkadaş getirdim size. Ne anlatıyorsun oğlum sen? Ne işin var burada? Oğlum şimdi bu saatten sonra okul yolu size biraz uzak. O yüzden dolayı yalnızlık çekmeyin diye ben de böyle bir şey düşündüm. Kötü mü ettim? Bak Tolga, zorlama beni. Ne diyorsan açık açık söyle, sonra da hadi. Yazın. Oğlum sana hiç ailen öğretmedi mi? Misafirperver nasıl olunur? Hı? Anladım. Sen kümesteki tek orosun. Niye böyle tribe girdin değil mi? Bana da tavuk lazım. Ömer. Bak al bunları. Defol git evimden. Hadi. Verilen hediye geri alınmaz Ömercik. Gideceğim, kabul. Sıkıntı yok. Ama gitmeden önce size şöyle bir haber vereyim. Bundan sonra size okul mokul yok kardeşim. Anladın? İstediğiniz kadar özgürsünüz ve istediğiniz kadar şu arkadaşlarınızla birlikte burada gıdaklayabilirsiniz. Yani Burak Hoca zaten size zamanı gelince bilgisini verecekti ama ben yine de önden gelip şöyle bir anlatayım dedim size, yüz yüze. Hatta gelmişken size şöyle kısa bir fragman da geçeyim. Flash, flash, flash. Tolga Barçın Ataman Koleji'nin yeni sahibi oldu. Varoşlar ışık hızıyla bursları kesilerek kapının önüne kondu. Nasıl ama? Kabul et be oğlum. Güzel manşet oldu. Nasıl yani? Okulu sen mi satın aldın? Çok sevgili babam bu sabah kaporayı ödedi. Artık birkaç gün içinde bu satın alma işlemleri de tamamlanır. O saatten sonra da size bursların kesileceği bilgisi verilir. Değil mi? Ama benden size bir tavsiye. O güne kadar okulda geçireceğiniz her dakikayı güzel güzel yaşayın. Tamam. Oğlum tamam, sakin ol, sıkıntı yok. Ama yani ben sana dedim benimle uğraşmaman gerekiyor dedim. Anlamalıydın. Tavşan gibi adam zıplatmanın tavuk gibi gıdaklatması olacağını bilmeliydin. O yüzden okulda görüşmek üzere gençler. Size de iyi günler hocam. Eğer böyle bir şey yaparsa onun kafasını koparırım Asiye. Sen bile engel olamazsın bu sefer. Aybüke, niye beni böyle koştur koştur buraya getirdin? Ne gereği vardı şimdi pikniğin?
Böyle kendini iyi hisset, bir havan değişsin diye getirdim anne. Of, insanın aklı karışıkken, canı sıkkınken iyi hissetmiyor, olmuyor işte. Heh. Aybike, şu şeye gitsene bana, tabureyi. Ozan o ne? Mangal mı yakacaksın? He, mangal bu. Hatırlıyor musun Ali, gelmiştik bir gün. Mangal yakmıştık ailecek, çok mutluyduk, eğlenmiştik. Hı. Ne güzel günlerdi o günler. Aybike, tabure. Dur ben şuna yardım edeyim. Zahmet olacak. Ay bir dur be, sabret. Ver şunu. Nerede babam, sen niye tek geldin? Kızım yani dükkana gittim, yoktu. Gelmeyecek mi yani? Yok kızım, hemen stres yapma, gelecek. Gelecek diyorum. Aradım tabii olmayınca, dedim ki babacığım, dedim çok acil bir şey oldu, acil gelmen lazım dedim. O dedi ki hemen konum at oğlum dedi. 3-5 dakikaya burada olur. Operasyon aynen devam. Ya korktum yani gelmeyecek diye. Kim? Madem. Nasıl, sevdin mi piknik falan ha? Çok güzel. Piknik. Ama piknik deyip geçme lütfen yani. Bak mangalımız var, kömür var, ne bileyim tüp var, ekmek var. Aile var, mutluluk var. Olacak inşallah. Kızım o ne? Niye 4 tane tabak çıkardın? Başka biri mi gelecek? Babam. Eski günlerdeki gibi olsun diye onu da çağırdık. Ya ne gerek vardı? Niye çağırıyorsunuz şu adamı? Ya kurban oldum. Hemen bir parlama. Hele bir gelsin. Hani gerek var mıymış, yok muymuş, ondan sonra karar veririz. Of. Anne lütfen ya. Hem biz düşündük, bu iyi gelecek size. Belki bir şans daha verirsiniz ilişkinize. Eski günlerin hatırına ne olur. Aynen ya. Bir şans varsa ölür müsün? İyi peki, tamam öyle olsun. Hadi bari güzel bir gün geçirelim. Al şunu da üstünü başını pisleme. Yani bir daha okula gitmeyecek misiniz? Gideceğiz ablacığım okula da. Eğer bu okulda bursumuzu keserlerse başka okula gideceğiz. Yani bir daha Doruk abiyle aynı sınıfta ve aynı okulda olmayacak mısın? Evet, öyle olacak galiba. Ya ayrılmak değil de onun lafıyla okuldan kovulacağız ya, ona sinirleniyorum ben. İki dudağın arasındayız ya, onu sindiremiyorum ben. Bu konu hakkında yapabileceğimiz hiçbir şey yok Ömer. Biz başımızda kimse yokken ancak bu kadarını yapabildik. Okula girebilmek için de, okulda kalabilmek için de, başarılı olabilmek için de elimizden geleni yaptık yani. Bundan sonrasını maalesef sadece cebinde parası olanlar yönetebiliyor, biz değil. Mithat Bey'den aldığımız kapora geri iade edildi değil mi? Onu geri yolladık Akif Bey, dediğiniz gibi. Bu senin önerdiğin yatırım teklifi de bu sabah gelen kaporayla, yani Tolga Barçın'dan gelen kaporayla anladığım kadarıyla. Evet Akif Bey. Bakın bu aldığım borsa tüyosunu buraya gelmeden önce 3 farklı yerden teyit ettirdim Akif Bey. Eğer bahsettiğim hisseyi alırsak paramızı 3 hafta içerisinde 10 katına çıkartabiliriz. Yani efendim bu kaçırılacak bir fırsat değil. İnanın bana. 10 katı diyorsun. En az diyorum. En az. En az. Ama işte ben o parayla Suzan'ı çıkaracağım ya. Dur, ne boş dur. Suzan diyor. Efendim tabii siz bilirsiniz. Ama yani okulu satıp gelen kaporayla bugün şu an çıkartmak mı Suzan Hanım'ı? Yoksa borsadan hisse alıp parayı çoğaltıp 3 hafta sonra çıkartmak mı? Şimdi aslında baktığın zaman yani Suzan'a bugün çıkmışa 3 hafta sonra çıkmış. Bir farkı yok yani. Hem kazandığımız parayı çıktığımız zaman birlikte yiyeceğiz. Yani sonuçta onun iyiliği için yapıyorum. Tabii efendim, kesinlikle öyle. Yok yok, yok olmaz o iş, olmaz. Tamam lan, al. Al lan, o hisseleri al ama
Ama Celil Efendi, bak bu işte o gemi işine dönerse... Seni yemin ediyorum lime lime yaparım bak. O geminin battığı yere seni yollarım, parçanı bulamazlar, haberin olsun. Efendim biliyorum, farkındayım ama merak etmeyin. Bu sefer tüyo kesin yerden, garanti, şaşmaz. İnanamıyorum, inanamıyorum. Bu Akif hiç akıllanmayacak. Yani Suzan'ı hala 3 hafta daha bekleteyim, sonra çıkarayım diyor. Olacak iş değil. Gerçekten inanamıyorum. Yani bu adam var ya, para için herkesi satar bak, herkes. Satar, satar. Vallahi bizim de başımızı yakacak kesin. Bu böyle görünüyor. O bizim başımızı yakmadan biz onun başını yakmalıyız. Ama nasıl? Bizim bunu bir açığını bulmamız lazım, ne boş. Sen şey diyordun, belgeleri falan evinde saklıyormuş bir yerde. Onlara ulaşsak bir şekilde, ne bileyim, oradan bunun başını yakacak bir şey buluruz belki. Buluruz, buluruz. Kesin buluruz da evde o kasanın içindedir, biliyorum. Evine nasıl gireceğiz ki? Hayır, Suzan dışarıda olsaydı bir şekilde ondan yardım isterdik. Yani ne bileyim, şu durumda bize yardım etmemezlik yapmazdı bence. Ha bak Suzan, biz ne yapalım biliyor musun? Bence biz Suzan'ın dışarı çıkması için ona yardım edelim. Sonra da biz ondan yardım isteyelim, ha? Olur mu? Olur. Olur yani, bence olur. Hatta gidelim Suzan'a her şeyi olduğu gibi anlatalım. Bence bu riski almaya değer, ne boş. Evet. Babam nerede kaldı ya? Ah, geldi. Ne? Eyvah. Buraya bile başka bir kadınla gelen o ahlaksız babanızı alın da başınıza çalın. İşte size mutlu aile tablosu. Dur, nereye ya? Ya acil acil dediniz. Markette alışverişi kestik, koştur koştur geldik. Ne oluyor? Elinin körü oluyor Orhan. Elinin körü oluyor. Tamam dur, bir sakin ol. Ay bir üstüme gelme. Vallahi sinirimi senden çıkarım şimdi ha. Badır'ım, biz böyle planlamamıştık ya. Olcan, biraz daha kalırsan burada elimden bir kaza çıkacak ha. Hadi toplayın siz de şunları, gelin arkamdan. Kalmayın şu ahlaksızlarla. Çocuklarımı da yedirmem sağ, ha bunları da. Uf, bu neydi şimdi ya? Ha çocuğum? Ailece keyifli bir vakit geçiririz dedik. Ama olmadı. Ben bilseydim gelmezdim ki. Oğulcan arayıp acil deyince ben tutturdum hadi hemen gidelim diye. Vallahi benim suçum ya. Onu biliyoruz zaten. Yok ya, seninle ne alakası var Gönül? Allah'ını seversin. De keşke bir haber vereydiniz be yavrum. Ya Fadır'ım, yani biz sürpriz olsun diye öyle acil dedik ama. Ben biliyorum ne yapmaya çalıştığınızı, biliyorum da. Olmaz yani o iş, olmaz. Bizim artık ananızla mümkün değil. Buna alışmaya başlasanız iyi olur yavrum. Bundan sonra olacak tek şey bizim birlikte olmamız, tamam mı? Lütfen. Buna alışın, tamam mı yavrum? Buralar da güzelmiş bayağı ya. Bir gün gelsek ya böyle, sakin. Sevdim. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbi. Görüşmek istemiyorum. Suzan dur, ne olur konuşmamız gerek. Sizin alay etmenizi kaldıracak halde değilim ben. Gidin kendinize başka eğlence bulun lütfen. Hayır, hayır, hayır. Biz seni buradan çıkarmak istiyoruz. Suzan, hadi gel otur. Biraz konuşalım lütfen. Dinliyorum. Suzan.
Akif'in seni nasıl kötü bir duruma düşürdüğünü ve ne kadar suçsuz olduğunu hepsini biliyoruz. Aramızda ne yaşanmış olursa olsun bu kabul edilemez bir şey. Akif okulu satıp bazı borçları ödeyip seni buradan çıkaracağını söyledi bize. Evet, bana da aynı şeyi söyledi. Ben de onu bekliyorum. Bugün okul satılmış. Ne? Gerçekten mi? Evet. Ama Akif oradan aldığı parayı borsada değerlendirip seni burada biraz daha tutup sonra çıkarmaya karar verdi. Hayır. Hayır, olamaz böyle bir şey. Ya Suzan, gözünü bile kırpmadan seni buraya sokan kocan sence bunu yapamaz mı? Bence bir daha düşün. Allah kahretsin. Beni yine kandırdı. Allah kahretsin. Bak Suzan, hepimiz gayet iyi biliyoruz ki Akif bütün ortaklarını dolandırdı. Yeri geldi usulsüz işler yaptı. Yeri geldi malları kaçırdı. Şimdi sen bizimle kafa kafaya verip bütün bunları ortaya çıkarıp Akif'i bu yaptıklarına pişman etmeye var mısın? İyi de Akif o kadar kötü, o kadar kurnaz bir insan ki biz onu alt edecek kadar kurnaz olabilir miyiz bilmiyorum gerçekten. Ya endişelerinde sonuna kadar haklısın. Belki beceririz, belki de beceremeyiz. Bilmiyorum. Ama yani şu son yaptığına bakacak olursak Akif'in, bence denemeye değer derim ben. Bence de. Bir anda bizimle misin? Eski dostum. Geleyim bir bakayım dedim Sevgi teyze. Hem belki ikna ederim götürürüm bize. Yani sen bilirsin İsmail abi. Sen sor, kendi karar versin. Bize bir rahatsızlığı yok. Alıştık diyorsun yani. Vallahi öyle oldu. Biz çok sevdik. Ha bu arada elimize para geçtik diye biz borcumuzu ödüyoruz teyze. Hani deftere de not alıyorum. İstediğin zaman bakarsın. Tamam tamam. İsmail abi Sevgi teyze içeride sen geç. Ben hemen geliyorum. Tamam. Yenge. İyi misin? Değilim vallahi Ömer'im, hiç değilim ha. Ne oldu hayırdır? O amcanız olacak adam benim yüreğime indirecek. Ne oldu, pikniğe gidiyordunuz en son? Gittik. Ama o amcanız olacak adam alasız kadını da almış beraberinde getirmiş. Oo. Tabii çok şey olmamış. Olmadı tabii. Neyse ki dua etsinler edepli kadınım, sustum. Yoksa ikisini de cayır cayır yakardım ben o mangalda. İyi yaptın yenge, iyi yaptın. Abla. Ben Zeynep Elalların bahçesine oyun oynamaya gidiyorum. Tamam ablacığım ama bahçeden çıkma sakın, tamam? Tamam, hayırlı işler. Aa, sen işe mi başladın? Ne zaman, nerede? Amcamın lokantasında çalışıyor. Amcanın çalıştığı lokantada... O ahlaksız kadının lokantasında yani. Yani daha çok yeni, 2 gün falan oldu yenge. Yazıklar olsun sağ Asiye. Size verdiğim emeği, başınızı sokun diye verdiğim çatıya yazıklar olsun. Yenge ben kötü bir şey yapmıyorum, çalışıyorum sadece. Nerede çalışıyorsun? O ahlaksız kadının yerinde çalışıyor. Düşmanımla ortaklık yaptın Asiye. Para için yengeni sattın. Yazıklar olsun sağ. Meğer sen de o kadın kadar kötü biriymişsin. Tanıyamamışım ben seni. Yenge kendine gel. Ben size analık edeyim, kalbimi açayım, evimi açayım. Siz ne yapın? Benim kuyumu kazın. Yazıklar olsun size. Ananız mezarında dört dönüyordur şimdi. Ah benim kızım neler yapıyor diye. Alacağınız olsun. Ömer ben kötü bir şey yapmadım ki. Borçlarımızı ödeyelim, karnımızı doyuralım diye bir şeyler yapmak istedim sadece. Ya kızım deli misin? Bana mı anlatıyorsun bunu? Yengem işte takılma. Nasıl anlamak istiyorsa o öyle anlıyor ya. Boş ver. Sen üzme canını. Hallettin yani o işi. Hallettim efendim. Nasıl? Çocukları iyi bakıyorlar mı burada size? Evet. Sevdiler beni. Peki siz? Siz onları sevdiniz mi? Sevmez olur muyum? Hepsi de pırlanta gibi çocuklar maşallah. Kim olduğunuzu ne zaman söyleyeceksiniz? Bilmiyorum İsmail. Bilmiyorum. Hiç böyle olacağını sanmıyordum. Ama korkuyorum. Neden efendim? Ömer beni kafası gidik Sevgi teyze olarak sevdi. Şimdi Suzan'la Ahmet'in... yani annesiyle babasının ayrılmasına sebep olan kadın olduğumu bilse...
yine sever mi ki? Yani babaannesi olduğumu bilse, ha? Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşiller de var arayıp bulana. Dünya sanki sırtımda, sanki herkes karşımda. Yoruldum bu yaşımda. Anne, ne olur konuş benimle. En azından rüyamda vesile tutunmama. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden.